Televizyonu'ndan hepinize merhaba. Ben Nihan Yaşaroğlu Avcı. Kendini Bilmek programıyla karşınızdayız. Hayatın içinden meseleleri konuşacağımız, kendimizi bilmeye, bulmaya çalışacağımız bu programı izleyen herkesin fayda sağlayacağını umuyorum. Hayatın içinden meseleler diyoruz ve bu konuyu haftada 3 gün sizlerle beraber farklı başlıklarla ele almaya çalışıyoruz. Yer yer duygulara değiniyoruz. Huzursuzluklarımıza, mutsuzluklarımıza değiniyoruz ama kapsamlı bir şekilde bu konuyu konuşmadık. Bugün bu konuyu biz masaya yatırmak istiyoruz ve mutsuzluk ve huzursuzluk bizi bir girdap gibi içine çekerken nasıl olur da biz bu girdaptan dışarı çıkarız? Bunu konuşmaya, ele almaya çalışacağız. Kıymetli konuklarım, nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci. Şehadet Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Nihan. Ve uzman psikolog Elif Güneş. Elif Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Dediğim gibi mutsuzluk ve huzursuzluk çok popüler kavramlar haline geldi bir yandan. Geçmişten günümüze her zaman bir şekilde hayatın içinde karşımıza çıkıyor. Peki neden bizi mutsuzluk ve huzursuzluk sürekli bir girdap gibi içine çekiyor ve ne yapsak da bir türlü kendimizi tam olarak mutlu ve huzurlu hissedemiyoruz? Aslında bunu detaylı bir şekilde ele almaya çalışacağız bugün. Peki huzur dediğimiz zaman, mutluluk dediğimiz zaman ne anlamamız gerekiyor? Gerçekten doğru yerlerde mi arıyoruz? Bununla başlamak istiyorum Şehadet Hanım. Siz neler söylersiniz? Aslında şöyle, kesinlikle burada bir kavram karmaşası yaşıyoruz. Çünkü biz zannediyoruz ki mutluluk dediğimiz şey böyle gerçekten kalbimizin çok heyecan atacağı, işte duyguları en üst seviyede yaşayacağımız, işte bazen işte bu yeni bir doğan bebek sevinci olabilir, işte yeni bir üniversite hayatı olabilir. Hep böyle çok fazla maddiyata bağlamış durumdayız. Aslında burada baktığımız zaman insanların en ufak bir hani böyle bazı videolar vardır. Bir insan sadece birine selam verir ama selam vermesi bile diğer insanın pozitif olarak devam etmesini sağlar. Burada hayattan beklediğimiz mutluluk ne? Bazen bazı böyle konuşmalarda, araştırmalarda şunu söyleniyor. Eğer biz her zaman sürekli ve sürekli hep mutlu olmak isteseydik günün sonunda daha çok mutsuz olurduk. Çünkü ne artık doygunluğa ulaşamıyoruz. Yani evet bir an mutluluk oluyoruz ama daha fazlasını istiyoruz. Daha fazlasını istiyoruz, daha fazlasını istiyoruz. Bu da bir noktadan sonra bağımlılık haline gelebiliyor. Yani sağlıksız bir bağımlılık haline gelebiliyor. Bu da bizim huzur ve mutlulukla aradığımız yanlış bir yönlendirme aslında. Mutlu olmak istiyorum. Hayatımdan hiç mutlu değilim. Mutlu olmak istiyorum ama şunu bilmiyoruz. Mutluluk dediğin şeyin tanımı ne? Ne seni mutlu eder? Mutluluk dediğin şey zamana, mekana ait bir şey mi? Yani bir maddi bir gelirin olduğu zaman mutlu olacaksın ya da bir tatildeyken mutlu olacaksın. Yoksa sen bu mutluluğu içsel kendi dinamiklerine yerleştirip her andan bir şey çıkartabilir misin kendinle alakalı? İşte kavram karmaşası yaşadığımız zaman yani mutluluk, huzur, mutlu olmam lazım. İlla mutluluk istiyorum dediği zaman evlendim ama mutlu değilim işte. İşe girdim ama mutlu değilim. Eğer sürekli hayatımız bir döngü içindeyse lütfen kişi kendine baksın. Gerçekten mutluluk dediği şey neydi? Maddiyat mıydı yoksa kendiyle mi alakalı bir durumda? Eğer kişi zaten kendi içinde mutlu olamazsa dışarı taraftaki hiçbir şey onu zaten kolay kolay mutlu edemez. Eğer kişi kendine buna bakarsa en ufak bir şeyden bile mutlu olmayı, kendine bir şey almayı daha kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. O zaman biraz da hayattan beklentilerimiz, karşımıza çıkmasını istediğimiz şeylere atfettiğimiz anlamları tekrar bir gözden geçirmemiz evet, gerekiyor. Mutluluğun neyden gelmesini bekliyoruz? Zaten bugün bunu da detaylı bir şekilde konuşacağız. Bize gerçekten mutluluk getireceğini düşündüğümüz şeyler neden bizi bir türlü mutlu etmiyor? Elif Hanım siz neler söylersiniz? Şimdi evet dediğiniz gibi mutluluk şu anda çok popüler bir kavram. Ve herkes mutluluk üzerinde de yayınlar da çok fazla, söylemler çok fazla. Fakat öncelikle mutlulukla huzurun ayrımını yapmamız gerekiyor. Mutlulukla huzur aynı gibi duran ama aslında iki farklı kavram. Ben onların beden ve ruh gibi görüyorum. Huzur daha manevi, maneviyata yönelik. Mutluluk daha bedensel çünkü bedensel ihtiyaçlarla çok daha ilgili. Mutluluk daha sığ, daha dar anlamı var, daha kısa süreli, anlık. Ve mesela tanımlamalarına da baktığımız zaman mutluluk nedir diye baktığımız zaman mutluluk olmasını istediğimiz özlemlerimiz, isteklerimizin kısa süreli gerçekleşmesinde sırasını hissettiğimiz sevinç. Kıvanç ama bu kısa süreli. Huzurla ayıran şey şu, huzur daha derin, daha manidar, uzun süreli olması gerekiyor. Sürekliliği olacak huzurun ve huzurun kendi içinde barındırdığı şartları var, güven. Güven olmadan huzuru hissedemezsiniz.
sükunet, dinginlik, rahatlık, bu huzurun olması, yani huzurun kapsadığı kavramlar ve bunlar olmazsa huzur da olmayacak. Dolayısıyla huzuru mutluluktan ayıran şey derinliği, uzun süreli olması, daha kalıcı olması ve daha çok gönle hitap etmesi, ruha hitap eder huzur, huzurlu olmak. Ama mutluluk pek gönülle, kalple işi yoktur. Zaten günlük kullanımlara da baktığımız zaman da bunu görürüz. Mesela çikolata yersiniz, mutlu olursunuz. İşe girmek istersiniz, işe girersiniz, mutlu olursunuz ama bunun sonrasını getirmek çok önemli. Bakın kısa sürelidir. Evet, işe girdiniz ama sonrası evlenmek istediğiniz ya da bir işte partneriniz olsun istediğiniz. Oldu ama sürdüremediniz. İşte mutluluk daha kısa ve daha sığ bir anlamı var. Daha geçici aslında. Daha dünyevi dedim o yüzden. Hani beden ve ruh gibi görüyorum ben dedim. Bir takım bizim insan olarak temel ihtiyaçlarımız var. Bu temel ihtiyaçların giderilmesi anı bize kısa süreli iyi hissettirebiliyor. Kısa süreli bir haz veriyor bize. Ve mutluluk hazla ilgili. Aslında oraya da biraz açmak istiyorum. Şimdi haz hedonizm. Hazcılık zaten bir felsefi öğreti, antik Yunan filozoflarında ta milattan önceye dayanan ve Epikürüs'ün geliştirdiği bir kuram, ahlaki bir öğreti. Fakat şöyle bir öğreti, size haz veren şey iyi, size haz vermeyen şey kötü. Böyle olunca kişilere göre de değiştiğine göre bu evrensel bir ahlak anlayışı da yok diyor. Şimdi hazcılığı konuşuyoruz. Hazcılıkla beraber birbiri bağlantılı. Haz aldınız, kendinizi mutlu hissettiniz ama aldığınız haz acaba başkalarına zarar veriyor mu, vermiyor mu? Buna da bir bakmak gerekiyor. Aldığınız haz o an size belki doğru gibi geldi ama acaba o haz size o anda mesela keyif verici maddeler var ama zararlı sizin için. O an size mutluluk verdi, huzur verdi mi? İşte huzurun derinliğinden kastettiğim de buydu. Hani daha geniş kapsamlı, daha derin, daha gönle hitap eden, daha manevi bir boyut huzur. O yüzden hangisini tercih edersiniz, değil mi? Yani baktığımız zaman şimdi seyircilerimizi bu kadar açıklamadan sonra mutlu olmayı mı istersiniz yoksa huzurlu olmayı mı tercih edersiniz? Şimdi bir din psikolojisi alanından da geldiğim için şimdi Kur'an-ı Kerim'e bakacağız. Benim en büyük referans noktam. İnanan insanlarımız için de en büyük referans noktası Kur'an-ı Kerim ve tabii ki sevgili peygamberimizin sözleri. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Ras suresi 28. ayette kalplerin nasıl huzurlu olacağını Allah-u Teala çok net söylemiş. Kalpler diyor onlar ancak Allah'ı anarak huzur bulurlar. Çok açık ve net. Elmalılı Hamdi Yazır bunu yatışır. Kalp ancak Allah'ı anarak yatışır diye ifade ediyor. Diyaneti mealinde de huzur olarak geçiyor bu ifade. Şimdi Allah-u Teala da bize söylüyor. Yaradan en iyi yarattığını iyi bildiğine göre. Demek ki o zaman kalplerimiz neyle huzur buluyor? Zikrullah ile. Allah'ı anarak aslında. Tabii ki hani sadece dua ile Allah'ı anarak mı huzurlu olacağız? Elbette ki öyle değil. Bir takım tedbirlerimizi, bedensel ihtiyaçlarımızı tabii ki karşılayacağız. Dünyevi ihtiyaçlarımızı, mutluluklarımızı da yaşayacağız. Ama bu mutluluğun devamını getirmek istiyorsak, huzurlu olmak istiyorsak da manevi olarak ruhumuzu da doyuracağız. Şimdi modern psikolojide hep bize şu öğretildi. Zihin ve beden. Önce aslında ruh ve bedendi antik Yunan dönemlerinde ama sonra pozitivizmle beraber 17. yüzyıldan sonra işin rengi değişti ve ne oldu? Zihin ve bedene dönüştü. Ruh yok sayıldı. Ruh yok sayılınca zaten huzurdan da bahsedemiyorsunuz. Şimdi baktığımız zaman tekrar aynı noktaya geleceğim. Yani hani ruh ve beden ikilisinde modern psikoloji bunları iki zıt olarak anlıyor. Ya o ya o şeklinde. Ama biz oysa ki nasıl bakmamız gerekiyor? Hem ruh hem beden. Çünkü biz sadece bedenden ibaret bir varlık değiliz ama sadece ruhsal da bir varlık değiliz. Bir de gönlümüz var bizim. Üçlümüz var aslında. Ruh, beden, gönül, Mustafa Mertar hocam buna nefis de katıyor. Onun teorisine göre de ruh, nefis ve beden. Ben gönül de diyorum ama modern psikolojide sadece zihin ve beden olarak bakıyor. Şimdi burada mutluluk ve huzur tam yerine oturdu. Siz bedensel ihtiyaçlarınız odaklanır. Sürekli yeme, içme, işte cinsellik ihtiyacı üzerine odaklanır, fikslenirseniz. Geçici mutluluklarınız olur eyvallah ama devamını getiremediğiniz için huzurunuz olmaz. Zaten şu anki hem dünyada hem ülkemizde gördüğümüz gibi insanlarımız çok huzurlu değiller. Öyle olsaydı zannediyorum bugün istatistiklere bakıyoruz. Hem dünyada hem ülkemizde intihar oranları çok yükseldi. Antidepresan kullanımları çok yükseldi. Psikiyatrik başvurular çok yükseldi.
insanların genelde yapılan araştırmalar huzursuz ve mutsuz ve çok kaygılı hissediyorlar. Kaygıyı da konuşmak isterim. Çünkü o da yine huzurla ilgili. Huzurun içerisinde tamamen teslimiyet, sükunet, dinginlik ve rahatlık vardır. Bütün kaygılar bertaraf edilmiştir. Huzuru hissettiğinizde kaygılarınız yoktur. Kaygıyla huzur bir arada olamaz çünkü. Bu anlamda baktığımız zaman hem bedenimizi hem de ruhumuzu önemsememiz, her ikisini dengelememiz gerekiyor. Ama birine ağırlık verir, diğerini ihmal edersek işte orada dengesizlik başlıyor. Sorunlarımız da orada başlıyor aslında. Mutluluk ve huzuru zihnimizde çok güzel ayrıştırarak aslında bir giriş yapmış oldunuz. Bu bugünkü konunun içeriğini anlamamız açısından da çok kıymetliydi. Şimdi Şehadet Hanım, size şunu sormak istiyorum. Mutluluk dediğimiz zaman bir şekilde biz bunu ölçebiliyoruz, görebiliyoruz. Yani mutluluğu sağlayan hormonlar var ve buna biz dışarıdan baktığımızda artık gelişen teknolojiyle beraber insan beyninde görebiliyoruz. Peki huzuru insanda ölçmenin bir yolu var mı? Kişinin huzurlu olduğunu görebilme yolumuz var mı? Aslında bununla ilgili şöyle bir araştırma yapılmış. Özellikle bu Amerika'da bu keşişler, bu Amerika'daki yapılan araştırmalarda keşişleri inceleyelim demişler. Bu Hindistan'da, Tibet'te olan keşişlerin beyinlerine bakalım. Acaba ne oluyor bu insanlara da? Yani olaylara verdikleri tepkiler ya da hayat bakışları birazcık daha farklı diye biraz bakmışlar. Bunu aynı zamanda Türkiye'de sema meditasyonu yapanlar da yapılmış aynı şekilde. Şimdi buraya bakıldıkları zaman sonuç şu çıkmış. Bu insanlarda gama sinyalinde gama sinyali gözlemlenmiş. Aslında beyinle bakılıyor bu insanların beyinleri nasıl diye. Gama sinyali gerçekten de hani insanın böyle rahatladığı, böyle... hem aslında zihin bir şekilde çalışıyor, aynı zamanda da bir sükunet hali var. Yani beyin çok fazla sizin hayatınıza böyle müdahale etmiyor. Bazı dalgaların ortaya çıktığı fark edilmiş. Şimdi bu da ortaya çıktıktan sonra denilmiş ki aslında kişi, sonra bakmışlar ki aslında kişi sadece acaba bu huzuru bu yıllar boyu yapanlar mı yapıyor? Acaba yoksa kısa bir süre yapanlar da aynı huzuru, aynı beyindeki, zihindeki ve bedendeki rahatlığı sağlayabiliyorlar mı? Gerçekten de 20 gün bile yapsanız siz bunu, 30 gün bile yapsanız, daha kısa bir şekilde yapsanız beyin bunu sakin bir şekilde hale alabiliyor. Şimdi bizim İngiltere'de yaptığımız bir araştırma vardı İngiltere'de bulunduğumuz zaman. Bu rahatlatıcı müzikler dinleyerek ve aynı zamanda hiçbir şey yapmayarak ve daha sonra belli bir yoğunlaşma egzersizleri, belki buna tefekkür diyebiliriz ülkemizde, tefekkür yapma egzersizleri. Bunun üzerine bir çalışma yaptık ve çalışmanın sonu çok değişik çıktı. Özellikle kaygı, depresyon, duygu durum, yani mutlu mu mutsuz mu duygu durumları alakalı yaptığımız çalışmada tefekkür edip o belli melodilerle kendi iç dünyasına dönen kişiler de affadı. Yani belli aralıklarla, çok da uzun süre yapmıyorlar bunlar, kısa dönemli araştırmalarda. Diğerlerine nazaran yani hiçbir şey yapmayan, tefekkür etmeyen, kendini böyle rahatlatıcı hani bir ortama sokmayan kişilere baktığımızda bunu yapanların moralleri, duygu durumların daha iyi olduğu, kaygılarının daha iyi kontrol edebilecek halde olduğunu, hatta öyle ki bazen zaman zaman bunu dünya çapında yapıldı bu araştırma. Yani sadece İngiltere yapılmadı, dünyadaki birçok kişiler katılımcı olarak bize dahil oldular. İnsanlardan şöyle telefon aldık, biliyor musunuz? Ben normalde hani bunu yapacak bir insan değilim ama yaptıktan sonra bende ciddi değişimler meydana geldi. Hatta dedim ki of ya ne kadar değişik bir şey, ama yapmayayım ama hadi bir deneyeyim bakalım şey değişecek mi diye. Hani sırf bir hareketle acaba bir şey değişecek mi diye böyle kendimizi bir rahatlatma moduna girdiğimiz zaman beyinde ciddi frekanslar değişmeye başlıyor. Her sabah kalktığınızda şunu yapabilirsiniz. Bir nefes egzersizi mesela. Nefes egzersizinin yanında bakın tefekkürü sadece psikoloji alanında kullanılmıyor. Her alanda tefekkür kullanılıyor. Yani yurt dışında da belli araştırmalarda da, kişisel gelişim araştırmalarında kişinin kendi kendine dönmesi açısından da tefekkür kelimesini kullanıyorlar. Yani anı izle ya da mindfulness egzersizleri, anda kal, kendine bir bak, evrene bak, evreni oku. Hani... Bu nedir en basına baktığımız zaman? Evet, birçok şeyi biz batıdan alıyoruz ama ilk ayetimiz okudur. İlk oku emriyle zaten gelmiştir. Şimdi demek ki bunlar gerçekten hayatı, dünyayı ve insanın kendini okuması gerçekten çok değerli ve kıymetli. Ve bizim
bu manevi olarak ve bir huzura ve mutluluğa ermemiz açısından da gerçekten çok kıymetli. Çünkü biz mutluluğu metal, yani metalarda, yani objelerde, bir şeylerde arıyoruz. Ve onlar gittiği zaman da zannediyoruz ki mutluluğumuz gidecek. Her şeyimiz yok olacak. Ya, o arabayı almadın mı? Aman Allah'ım, en hayatımın en kötü zamanı. Aslında ne diyorlar biliyor musunuz? Siz bir şeye ulaştığınız zaman mutlu olmuyorsunuz aslında. O şeye ulaşmış oluyorsunuz. Asıl o şeye ulaşmak için çaba sarf ettiğiniz zaman dilimi çok değerli ve kıymetli. İşte o, çünkü ne ulaştığımız zaman evet bu işi elde ettim, ne oldu? Tamam, maaşımı aldım, ne oldu? Hani çocuklar da bunu yapar ya, evet kıyafeti aldım derler yani. Muhakkak çevrenizde kuzenleriniz, yeğenleriniz varsa, ya o elbise için çok para biriktirdim ama aldıktan sonra pek bir kıymeti kalmadı. İşte o alana kadar olan kısım, alana kadar yaptığımız çaba. Çaba ve sarf ettiğimiz efor gerçekten daha kıymetli ve önemli. Biz terapilerde de hep şuna bakarız. Lütfen sonuca çok önemli, yani sonuca çok fazla ne zaman olacak, nasıl olacak diye bakmayın. Sürece odaklanın. Süreç değişecek zaten. Süreçte siz de değişeceksiniz. Bakış açınız da değişecek. Sonra zaten sonuç gelecek. Şey vardır, yanlış hatırlamıyorsam Elif Hocam, yanlışsam düzeltin, Fatih Sultan Mehmet'in bir şeyi vardır. Hani ben seferden sorumluyum diye. Zafer hani Allah'ın elinde. Evet, evet. Gerçekten biz aslında burada seferden, hayat da öyle. Maneviyatta huzura geldik. Kesinlikle. Yani şeyde seferden sorumlu evet. Oluyoruz bir noktadan sonra. Evet, bu yoldayız. Ama bu yoldan sorumluyuz biz. Yani sonucun ne olacağı, biz elimizden geleni yapmakla, sonucun en iyi olmasıyla. Bazen veliler geliyor, anneler geliyor. Ya çocuğum niye böyle oldu, en iyisini yaptım, niye olmadı? Evet, en iyisini yaptık ama bazen şunu diyorum. Bazen öyle bir şey ki çocuk yetiştirmek. Bazen ulaşmak istediğiniz şey, sizi mutlu ve huzurlu yapacak şey. Çocuğum keşke şöyle olsa, böyle yapsa. Şu an olmayabilir ama belki verdiğiniz bu emeğin karşılığını 5 yıl sonra göreceksiniz. Belki bu verdiğiniz sabrın karşılığını 10 yıl sonra göreceksiniz. Belki 20 yıl sonra. İyi ki sabretmişim. İyi ki bunu yapmışım. Hani belki burada huzurdan ve mutluluktan konuşurken sabrın da değeri aslında çok önemli. Burada sabır da mutlulukla gerçekten çok alakalıdır. Sabreden kişi gerçekten sonunda şeye çok inanıyor. Bir şeylerin değişeceğine evet. Çok inanıyor. Bir şeylerin farklılaşacağına çok inanıyor. Buyurun hocam. O kadar güzel benim kavramsal olarak ifade ettiğim mutluluk ve huzur o kadar güzel pratik anlamda tanımladı ki hem araştırmalarla desteklemiş oldu. Şimdi aynen dediğin gibi gerçekten mutluluk dedik ya, geçici bir şey. Hep bedensel ihtiyaçlar noktasına hareket edersek mutluluklarımızı elde ederiz ama kısa süreli olacak. Peki o zaman mutluluğumuzu, burada asıl soru şu değil mi? Bu mutluluğu, bu yaşadığımız o geçici haz durumunu veya iyilik halini nasıl devam ettirebileceğiz? O noktaya gelmemiz gerekiyor. Yani şimdi burada tabii şunu da söylemek lazım. Bana göre bir terapist olarak her insanın hayatında bir yaşam felsefesi olmalı. Doğru kabul ettiği bir takım referansları olmalı. Ve o referanslara veya o kuralı veya o öğretilere göre hareket etmeli ki hayatında hem bir anlam ifade etsin, hem de hayatını o amaçlar doğrultusunda yaşaması gerekiyor. Yani eylemlerini dayandırması gereken evet, bir mantığı olması gerekiyor. Bir mantığı gerekiyor. Olması gerekiyor. Buna isterseniz yaşam felsefesi deyin, Budist olabilirsiniz ya da işte bir takım öğretilerinize inanabilirsiniz. Herkesin bir bakış açısı olmalı aslında hayata karşı. Bir duruşunuz olmalı. Sizin duruşunuzu bir şeyler belirlemeli ve bunun için çok fazla malzeme var aslında isterseniz. Ve siz bir yerden başlamalısınız ve hayatınızı bir duruş belirlemelisiniz ki, çünkü tek başına insan zaten sınırlı bir varlık. İnsan kendisi için neyin iyi, neyin kötü o biz nereden öğreniyoruz? Yani şimdi huzurla çok ilişkili. Biz kendimizle ilgili neyin iyi, neyin kötü olduğunu nereden öğreniyoruz? Bizim için sağlıklı veya sağlıksız olduğunu nereden öğreniyoruz? Ya da yaptığımız davranışlar bizi huzursuz edebiliyor. Evet. Yani neden biz bir kötülük yaptığımız zaman kendimizi huzursuz hissediyoruz? Değil İşte mi? Tam da evet. Kendimizi hangi mantık doğrultusunda evet. Hayatı sürdürmek üzere hemen aklıma şey gelmişken Ankara Üniversitesi'nden Öznur Özdoğan hocam, şimdi hatırladım. Kendisinin kadın mahkumlarla yaptığı bir çok güzel bir bilimsel çalışma vardı. Onun orada kader mahkumları diyelim. Çok fazla ben suçlu kavramını da ifade etmek istemiyorum. Kader mahkumları o işledikleri suçlarından dolayı kendi vicdanlarındaki o yaşadıklarını hoca çok güzel anlatmıştı. Yani vicdan sizi bir şekilde rahat bırakmıyor zaten. Şimdi aynı mihvalde hani dedik ya hayatı neye göre, kime göre nasıl yaşıyoruz? Bizim referanslarımız ne?
artık bir şey yol edineceğiz kendimize. Bu bir belki bir Yunan filozoflarından mesela ben bakıyorum, örgünüyorum. Benim diyor entelektüel atalarım kim diyor? Epikürüs'e dayanıyor. Antik Yunan filozoflarından Epikürüs hazcılık, hedonizme dayandırıyor. İngiliz faydacılığı da oraya dayanır. Aslında bugün günümüzde birçok yapıp etmelerimiz, yaşamımız, yaşam tarzımız aslında nerelere dayanıyor? Buna bakmak gerekiyor. Bu bağlamda da aslında biz şu anda Mustafa Mertür Hocam'ın söylediği sapkın ve baskın Amerikan kültürünün o emperyalizmi, o kültürel emperyalizmin etkisi altında bir yaşam tarzımız var ve mutsuzuz. Amerikalılar da mutsuz. Bugün yapılan pek çok araştırmalar var. Çok bilimsel verilere girerek de sohbetin keyfini kaçırmak istemiyorum. Amerika'da da ülkemizde de yapılan şu an manevi çalışmalar, yapılan çalışmalar gösteriyor ki insanlar huzursuz, mutsuz, öfkeli, sabırsız bir kaygıları var. Az önce çok güzel tanımladın. Neyin kaygısı? Eğer siz geçmişle ilgili kaygı yaşıyorsanız depresifsiniz, depresyona girersiniz. Geçmişten kurtulamazsanız depresyondasınız. Buyurun huzursuzsunuz yani. Eğer siz gelecek kaygısını çok yaşıyorsanız, rızık kaygısı, çocuklarım ne olacak, işim ne olacak, kariyerim ne olacak, dünya ne olacak, ay iklimler de değişiyor. Covid de başladı, korona da ne? Eğer cekcaklarla yaşamaya başlar ve bir şeye güvenmezseniz, çünkü siz sınırlı bir varlıksınız. Dünyada, kozmos alemde bir noktasınız belki. Belki bir nokta bile değilsiniz. Eğer siz bu şekilde gelecek kaygısı da yaşarsanız buyurun o zaman anksiyete. Değil mi? Anksiyete gelecek kaygısıdır. İşte panik atak durumları ölüm korkusuyla ilişkilidir. Geçmişteki kaygılarda işte depresif durumlar. O zaman biz işte ne var? Zaten şu an günümüzde de çok fazla anksiyeteli, çok fazla depresif hastalar yok mu? Sayıları her geçen gün artmıyor mu? İntihar nedir? Son nokta. Artık çıkmaz sokakta kişinin kendi için bir anlam bulamaması, bir çıkış yolu bulamaması ve hayatın sonlandırması değil midir? İşte o zaman bence günümüzdeki en büyük sorun nedir diye baktığımızda 17. yüzyıldan beri Batı biliminde bu pozitif bilim bakış açısından kaynaklanan modern psikolojide biz biraz fazla o Maslow'un temel hani ihtiyaç hiyerarşisine takılıp kaldı insanoğlu. Biz o temel ihtiyaçlarımızdan bir türlü yukarıya çıkamadık. O level atlayamıyoruz. Hep yiyeceğiz, içeceğiz, gezeceğiz, eğleneceğiz. Hep bir hazcılık, hep bir hedonizm, hep bir keyif alma. Orada takılıp kaldık. O level'ı atlasak o zaman belki kalbimize, ruhumuza da zaman ayıracağız. Kalbimize, ruhumuza da bir takım doyurmalarımız olacak. Şimdi biz bedenimizi doyuruyoruz, aç kalamayız ama ruhumuzu neyle doyuruyoruz? İşte huzurla çok ilişkili bu mesela. Siz huzur, eğer ruhumuzu biz doyurmuyorsak, kalbimizi doyurmuyorsak o zaman huzurumuz da olmayacaktır. Ne elde edersek edelim. Bugün son model bir aracı çok istiyorduk, aldık. Onun bir üst modelini yine aldık, yine mutsuzuz. Çünkü şimdi şeyi getireceğim. Yıllar geçiyor, aynaya bakıyorsunuz, dün çocuktunuz. Bugün genç oldunuz, orta yaş, yaşlanıyorsunuz. Hanımlarda şu an çok büyük kaygı değil mi? Estetik kaygılar şu anda en çok kazananlar listesinde estetisyenler var diye biliyorum. Ben sonra diyetisyenler var. Dış görüntü çok önemli. Kendimizi beğendirmek çok önemli oldu. Hatta silah sanayisinden sonra en fazla harcamanın yapıldığı sanayi sektörü kozmetik. Maalesef. Şu anda yaşlanmaya, yani herkes zamanı durdurmak istiyor. Niçin? Yaşlanmamak için. Daha genç, güzel, dinç görünmek için. Bu aslında neye meydan okuyuş? Bana göre ölüme, yaşlılığa, huzursuzluğa meydan okuyuş. Ama bizim insan olarak maalesef sonumuz belli, bir sonumuz var. Bir ölüm kaygısı var ki zaten bizim alanımızda en baş etmesi zor kaygılardan biridir. Dolayısıyla bu ölüm kaygıları, bu ruhsal doyumsuzluklar, gönülsel doyumsuzluklar için bizim yine huzura ihtiyacımız varsa burada ruhumuzu ve kalbimizi doyurmaktan geçiyor. Bunun yolu da belli. Oraya sonra mı gireriz? Oraya ölüm kaygısını açmayalım. Evet biraz sonra detaylandıralım evet, diye isteyeceğim sizden. Çünkü pandemiyle beraber evet. Daha farklı bir boyut aldı evet. Bizim hayatımızda ölüm kaygısı. Ama kaygıdan bu kadar bahsetmişken stres ve kaygının hayatımızdan uzak olmadığı yaşam biçimlerine sahibiz. Maalesef. Sürekli bir sonraki an ne yapacağımızı düşünmek zorunda hissediyoruz kendimizi. Ben şu an programdayım. Programdan çıkınca ne yapacağım? Yarınki program nasıl olacak? Sabah konuklarım yetişebilecek mi acaba? Bir aksilik çıkacak mı? Sürekli ben kendi açımdan örneklendirecek olursam zihnimi meşgul eden şeyler var. Bu hepimiz için geçerli. Aynen. Sürekli bir sonraki anı kollama ve ona sahip çıkıp istediğimiz gibi kontrol etmek istiyoruz. Bu kontrol etme isteğiyle beraber de baş edemediğimiz kaygı hayatımızda yerini alıyor. Kaygı bu kadar hayatımızda yerini almışken
Çünkü yapmak zorunda olduğumuz çok fazla sorumluluğumuz var. Değiştiremediğimiz hayat şartlarımız var. Bir yandan da huzurlu olmaktan bahsediyoruz. Yani burada izleyenler tamam çok güzel konuşuyorsunuz. Bizi mutlu eden şeylerin devamlılığı olmadıkça huzurlu olamayız diyoruz. Ama ben ufacık bir şeyle mutlu olarak kendi hayatımı geçiştiriyorum. Çünkü huzurlu olmaya vaktim yok da diyebilir. Bu bağlamda bakacak olursak kaygı ve stres bu kadar hayatımızın merkezinde ve biz bir türlü huzurlu olamamaktan bahsediyoruz. Nasıl ele alabiliriz konuyu? Benim çok sevdiğim bir kelime var. Bazen insanlar hep şunu sorar, mutlu musun? Mutlu musun, hayattan mutsuz musun? Bence güzel cevaplardan bir tanesi de hayatımıza belki birazcık daha farklı açılar katması açısından vereceğimiz şeylerden bir tanesi. Bence mutmain olmak da çok önemli. O kelime gerçekten çok hayatımıza değil. Yani mutmain misin? Yani illa hayatımızın sadece amacı mutlu ve mutsuz olmak mı? Yani huzurlu ve huzursuz olmak mı? Yok, gerçekten mutmain evet. olmak mı? Yani o mutmain içinde haz da vardır, mutluluk da vardır, huzur da vardır. Yani şey gibi, yani hayatından sanki razı mısın gibi. Bazı insanlar vardır, gerçekten çok büyük sıkıntılar yaşar, görürsün yani. Evlatıyla ayrı bir şekilde, eşiyle ayrı bir sıkıntısı vardır. Ama bazen onlarda baktığınız zaman bir sükunet görürsünüz. Yani kimden geldiği belli der bunun. Yani kimden geldiği belli ve ben hayatımdan mutluyum, yani mutmainim der. Biz bazen hayatımızda işte aradığımız şey... Maddiyat çok fazla olduğu zaman Nihan Hanım, biz onu işte kaçırıyoruz. Yani hayatın akışını kaçırıyoruz. Hayatın akışında olmak, o farkında olmak ve farkında olduğumuz zaman da bir dakika bu geldiyse bunun bir çözümü de muhakkak vardır. Ve şunu unutmayın, ben her zaman diyorum bunu. Yani yaşadığınız sıkıntılar 5 yıl 10 yıl sizinle kalmayacak. Hepsinin bir hani deriz ya deadline'ı vardır. Yani hepsinin bir son kullanma tarihi vardır. Hepsi bitecek bir gün. Yani öyle ya da böyle bitecekler. Yani şu an örnek veriyorum. Mezarda kaç kişiye sorsanız şu an yaşadığı acıları hatırlıyordur ya da çekiyordur. O çok farklı. Yani mutmain olmak, biz onu işte hedefimize asıl mutmain olmayı kattığımız zaman yani mutluluk ondan sonra onun içine zaten geliyor. Bir şekilde yerleşiyor. Çünkü ne? Eğer siz mutlu olacağım derseniz bunun için hırs da girer. Hırs insanı yanlış yapmaya götürür, hata yapmaya ve yanlış kararlar vermeye götürür. İş hayatına çok hırslı olduğunuz zaman, birilerinin üzerine basarak geçmeye çalıştığınız zaman, oraya geçtiğiniz, o koltuğa geçtiğiniz zaman o bir noktadan size mutluluk vermez. Bir huzuru, bir rahmeti, bir bereketi kalmaz. Ya da işte sınıfta siz hırslandığınız için kopya çekerseniz o kazandığınız notların size bir artısı o an için olabilir ama uzun dönüşte olduğu zaman farklı sıkıntılar meydana gelir. Ya da hayatında illa ben bununla eğleneceğim, kesinlikle hırs yaptım diye yaptığınız zaman o eğlendiğiniz kişi size aynı mutluluğu hayal ettiğiniz mutluluğu vermeyebilir. Aynen. Çünkü biz mutluluk hayalde yaşıyoruz daha çok. Bunu yaparsam mutlu olurum. Hayal kurmak mutluluk. O yüzden sosyal medya bize çok mutlu gelir. Sosyal medya ortamı bize böyle uf ya ne güzel bir hayatı var, ne kadar mutlu. Sahte hayatlar olsun. İnsanın gördüğü şey, hayal ettiği şey mutlu ediyor. Orada beğeni görmek mutlu ediyor. Ne kadar sahte olursa olsun. Beğenmiyorsunuz ama beğenmeden bir like butonunuz, beğenme butonuna basıyorsunuz. Hani gönlü olsun diye. İşte o kişi onu mutlu ediyor. Ve araştırma yapılmış gönderileri beğenmeyen insanlar, beğenilmeyen insanlar gönderilerini siliyorlar. En çok hangisi beğenilirse? En çok hangisi beğenilir? Hakaret edeceği, aşağılayacağı, insanları küçük düşüreceği ve kendini insani değerlerine uzak bir şekilde ortaya çıkartacağı fiziken ve ruhen. Şimdi böyle bu ortama baktığımız zaman zaten sahtelik var burada. Ve bu neden insanların hoşuna gidiyor? Çünkü şu anki yapılan araştırmalarda özellikle iPhone Nesli diye bir kitap var. Tavsiye ederim. Mustafa Mertel'in de giriş sözünü yazdığı bir kitap. Aynı Nesli diye geçer. Evet. O kitapta da mesela yazar. Der ki yani insanlar gerçekten artık yani kızlar daha çok böyle beni görsünler, ben buradayım, erkekler oyunlara, şan ve şöhrete daha fazla bağımlı hale geldik. Ve araştırmalar şunu gösteriyor ki, hatta şöyle diyor, Amerika'da korkarız ki Amerika'da, artık aileler hiçbir çocuk için değerli bile, önemli bile olmayacak. Çünkü şu an 6-7 yaşında çocuklar fenomen oluyorlar ve ciddi paralar da kazanıyorlar bundan. Şimdi ailenin önemli olmadığı, aileyi çıkarttığınız zaman bir topluma baktığınız zaman onun parçalanması çok müsait ve normaldir. Çünkü neden? Onları aile dediğiniz aslında zor olsa, kolay da olsa birbirini tutan bir tutkal gibidir yani. Toplumu da tutar. Hani deriz ilk dersinde toplumun en küçük yapı taşı ailedir.
Yani bu bir en temel öğrenmiş şey. Eğer biz aileyi oradan çıkarttığımız zaman gider gider bireyselliğe gidiyoruz ve bireysellik de maalesef haz ve haz, şan ve şöhret odaklı olduğu zaman da insanı sadece yapay mutluluklara maruz bırakıyor. Yapay mutluluk, hayat boyu mutluluk ve huzur olmuyor maalesef. Bir noktadan sonra tıkanmaya çok müsait bir alan oluyor. Ben yine hep aynı mihvalde dolaşıyorum. Yine aynı şeyleri söyleyeceğim. Tabii burada biraz sosyal medyaya da dokundurmak gerekiyor. Biraz da bu kısma da bakmak lazım. Şu anda işte çok popüler bir kavram var, Z kuşağı. Ben bu şekilde sınıflandırmalardan pek hoşlanmıyorum ama doğru ifade edebilmek için de bahsetmek gerekiyor. Şimdi herkes Z kuşağından pek memnun değil. İşte sürekli bir eleştiri var. Gerçi bu kuşak çatışmalarında da çok doğal bir şey. Her kuşak diğer bir kuşağı eleştirmiştir. Fakat gerçekten bu kuşak farklı bir kuşak. Yani bu da bir realite. Şimdi bu neden kaynaklanıyor? Çocuklara çok yükleniyoruz, çok eleştiriyoruz yetişkinler olarak ama şunu düşünmüyoruz. Çocuklara ne verdik, ne istiyoruz? Emek olmadan rahmet olmaz. Çocuk şimdi kendimiz için, az önce şimdi Nihan Hanım konudan konuya atladım ama Nihan Hanım dedi ya işte ben bir sonrakini düşünüyorum, bir sonraki adımı düşünmekten huzurlu ve mutlu olamıyorum. Anda kalamıyorsunuz. Ne yapacağız? Hemen pratik çözüm. Şimdi hep biraz böyle şey konuştuk. Çok genellemeler yaptık. Haklı olarak seyircilerimiz de şey diyeceklerdi. Genelde zaten psikologlar şurada çok eleştiriyorlar. Bana çok geliyor. Çok genel şeyler söylüyorsunuz. Hani istiyorlar ki pratikte de bir şeyler olsun. Pratik bir şeyler bize söyleyin diyorlar hemen. Bu da bu çağın maalesef sorunu. Ama anda nasıl kalınır? Mesela ben kendime şunu tavsiye ediyorum. Önce insan olarak kendime tavsiye ediyorum. Yapabiliyorsam bir başkasına mı tavsiye etme hakkım olduğunu düşündüğüm için. Diyorum ki Elif her gün kendime 30 dakika ayırmaya karar verdim. Kapımı, camımı evli hanım için, çoluk çocuğu olan için 30 dakika çok fazla olabilir. Ama bunun limitini biz belirleyebiliriz. 5 dakika yapalım peki, eyvallah. 5 dakika ile başlayalım. Hani kognitif davranış terapilerinde vardır ya bağımlılıklarda. Önce onu yavaş yavaş azaltır veya yavaş yavaş artırarak alışkanlık haline getirirsiniz. O zaman şöyle yapacağız. Kendimize önce bir 5 dakika ayıracağız. Mesela meditasyon yapanlar bunu çok başarılıyorlar. Benim şu an tanıdığım çok fazla meditasyon yapan, bunu hayatının artık bir alışkanlığı haline getirmiş kişiler var. 5 dakika ile başlamış, o kadar lezzet almış, o kadar keyif almış, huzur yakalamış ki artık bu bir saate, iki saate çıkartmış bunu kendi iradesiyle ve zamanla ayırabiliyor. Şimdi öncelikle bir defa biz iradesi olan varlıklarız. Bunu kabul edeceğiz. Bu ne demek? Benim iradem var ve ben kendi hayatımı şekillendirebilirim. Dolayısıyla ne yapacağız? Mesela bir takım kararlar alabiliriz kendimizle ilgili. Biz kendimizi gün içerisinde 5 dakika, 10 dakika ayırabiliriz. Buna biz tefekkür diyoruz İslam kültüründe. Buna işte modern psikoloji ne diyebiliriz? Kendinle baş başa kalmak, kendine zaman ayırmak, kendini de düşünmek. Zaten Kur'an-ı Kerim'de en çok geçen ayetler hiç akletmiyorlar mı, hiç düşünmüyorlar mı? Bence önce tefekkür, ikinci sırada kesinlikle kabul var. Kabul neyle ilgili? Bir insan bir defa acizliğini, insan olduğunu kabul edecek. Şimdi insan olduğunu şöyle bir şey de var. İşte evet teknoloji çok ilerledi, bilim çok ilerledi. Anlatılmaz bir ego şişmesi yaşıyor ve kendini küçük tanrı sanıyor insan. Her şeyi çözebileceğin ama ne oldu? Covid'le maalesef insan sınırlarını da öğrenmiş oldu. Küçücük bir mikrop bugün bütün ülkeleri, dünyanın düzenini değiştirdi aslında. Dolayısıyla biz insan olarak bir takım sınırlılıklarımız var. Bir aşkın varlıkla, aşkın varlığa tabiiz. Dolayısıyla da insan olarak o acziyetimizi, sınırlılıklarımızı kabul edip bize verilenleri kabul etmemiz gerekiyor. Bu tefekkürden sonra gelen ikinci sırada kabul, sonra şükürü bahsedeceğim. Kabulle ilgili şunu da söylemek istiyorum. Nedir bunlar kabul etmemiz gereken? Hani bir söz var ya, dua vardı. Kızılderili sözüydü zannediyorum. Yanlışsa da seyirciler lütfen kusura bakmasın. Diyor ya, Allah'ım bana değiştirebileceğim şeyleri değiştirmeye güç ver. Değiştiremeyeceğim şeyleri de kabul etmek için bana güç ver. Değiştiremeyeceğin şeyleri bir kabul edip bir sınıflandırma yapmak gerekiyor. Psikolojinin temelinde hep düşünmek ve akletmek var. Kur'an-ı Kerim de bunu tavsiye ediyor. Hayatınızda değiştirebileceğiniz şeyler var mı? Ya bu deveyi güdeceksiniz ya bu diyardan gideceksiniz. Çok basit aslında. Yani iradenizi kullanacaksınız burada. Bu deveyi güdemiyorsanız o zaman bu diyardan gideceksiniz. Ya yaşam tarzınızı değiştireceksiniz. İş gücünüzü azaltacaksınız. Kendinize değer vereceksiniz. Kendinize zaman ayıracaksınız. Emek olmadan rahmet olmuyor. Ha bir şeylere nereye geldik yine? Değişime geldik. Terapi de bu değil midir zaten? Düşüncenizi değiştireceksiniz ki duygunuz ve davranışınız da değişsin. Önce düşünceyle başlamamız gerekiyor. Kabul noktasında da aynı şekilde. Değiştiremeyeceğimiz şeyler neler bugün? Ya işte kendi ailemizi seçemiyoruz, cinsiyetimizi seçemiyoruz. Aslında birçok şey bize verilmiş. Bunu kabul etmek gerekiyor ve şöyle demek gerekiyor belki. Ya biri senaryo yazmış,
Bana da bir rol vermiş. Ben bu filmde, bu dizide, bu sinemada şu rolü oynuyorum. Ben bu rolü en güzel şekilde yerine getirmem. Bu benim kabulüm aslında. Bu bir rahatlık getirecek. Üçüncüsü ne? Kesinlikle şükür. Şükretmeden siz elinizdeki kıymetleri, nimetleri anlamadan zaten huzura da eremezsiniz. Şükür, isyanlar, sürekli isyan halinde olduğunuz zaman da zaten vücudunuz da ona uyum sağlayacak ve siz sürekli depresif bir durumda da olacaksınız. Şükretmem için ne? Şimdi bazı insanlar bunu çok var. Niye şükredeceğim ki? Diyor. Vallahi ben şu anda Türkiye'de yaşayan, sonsuz şükrediyorum biri olarak, kafamı Suriye'ye çevirdiğimde elhamdülillah diyorum. En azından güvenlikliyim, başımdan bombalar yağmıyor yani. Öyle değil mi? Yani şimdi hani beterin beteri vardır diye bir söz var. Biraz bakmak gerekiyor. Afrika'daki insanlara baktığımız zaman ne kadar büyük bir nimet içinde olduğumuzu düşünmeyecek miyiz biz? Elhamdülillah en azından yiyip içebiliyoruz, daha güvenli bir ülkede yaşıyoruz. Ha biz hani Peygamber Efendimiz'in böyle bir tavsiyesi var. Kendinizden daha kötü durumda olanları düşündüğünüzde şükrünüz artacaktır ama kendinizden daha ileride olduğunuz zaman da ne olacaktır bu sefer de? Tabii ki isyanınız da artacaktır. Bence kabul ve ondan sonra şükür. Onun devamında zaten ben huzurun geldiğine inanıyorum. Yani stres ve kaygı hayatımızın bu kadar merkezindeyken evet. Hem anda kalmayı başarmamız gerekiyor. Hem sahip olduklarımızı ve değiştiremeyeceklerimizi kabul etmemiz gerekiyor. İstanbul trafiğine her gün evet. Sayıp söverken o trafiğin geçeceğini beklememiz mantıklı hemen bir beklenti orada, değil. Tabii. Pratik çözüm olarak. Tamam, o zaman trafiğe katlanamıyorsanız, bu size çok zor geliyorsa değişim yapın. Ya bu deveye gideceksin ya bu diyardan İstanbul'u terk edebilirsiniz. Ülkemizin sınırları çok geniş, çok güzel de şehirler var. Baş edemiyorsanız ne kendinizi yıpratın ne karşınızdakini yıpratın. O zaman bir değişim gerçekleştirin ve İstanbul'dan gidebilirsiniz. Mesela o çok zor mu? Değil aslında, dedim ya emek olmadan rahmet olmuyor. Ve tam da bu noktada bir izleyici sorumuz var. Ben onu da size yöneltmek istiyorum. İstanbul'dan Selda Hanım aramış. Teşekkür edelim kendisine. Bu vesileyle diğer izleyicilerimize de hatırlatalım. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz olursa ekranda gördüğünüz numaradan bizlere iletebilirsiniz. Selda Hanım diyor ki inançlı bir insanım ama gelecek korkum ya da endişelerim yok. İnsanlara dair bir özlem de duymuyorum. Bu bir problem mi? Yani insanın mutlaka gelecekten korkusu, endişesi olması gerekiyor mu diye merak ediyor anladığım kadarıyla. Ben şöyle bir giriş yapayım isterseniz. Buna iki taraflı bakmak gerekiyor. Bir, gerçekten duygularının farkına değil mi? Çünkü bazen öyle bir şey oluyor ki seanslarda görüyoruz. Duyguların ne olduğunu ve ne düşünmesi ya da ne hissetmesi gerektiğini gerçekten kapatmış kendine. Bu yaşadığı travmalar olur, ağır olaylar olabilir ve ne zaman duygularını ifade etse sürekli baskılama hali içinde olmuş olabilir. Ve o yüzden de akışa bırakmıştır. Çünkü bazen öyle danışanlarımız oluyor. Yani aslında birçok yükle geliyor ama diyor ki ben bu yükü ne açmak isterim, ne yüzleşmek isterim. Ben hayatımdan gayet memnunum. Eğer ki böyle bir durumu varsa yani evet ben duygularımın farkında değilim. Yaşamışım bir şeyler ama ne yaşadığımın da farkında değilim. Hiç kaygı da geliştirmemişim, üzüntü de geliştirmemişim, mutluluk da geliştirmemişim. Şimdi iki taraflı var. Sadece kaygıdan değil, diğer duygular da var. Şimdi böyle bir durum olduğu zaman lütfen baksın. Geçmişi ne zaman kapattı kendini? Yani eğer ki mutluluğunu, sevincini bile yaşamayı ya da bunu ifade etmede sıkıntı yaşadıysa demek ki bir şeyleri kapatmış ve sinirliğe çekmiş. Yok hayır, bununla hiç alakalı bir şey değil. Ben gayet işte çok güzel bir çocukluğum vardı. Çok iyi bir anne baba tarafından yetiştirildim. Eğer bu tarz bir söylemi varsa demek ki aile onu kaygılı ve de yani kaygılı bir anne babadan yetişmiş olmayabilir. Yani daha sakin, daha böyle hayatı olduğu gibi kabul eden bu tarzda yetişmiş olabilir. Eğer ki benim böyle bir durumum var. Bu problem mi değil mi demek için öncelikle lütfen bunun altyapısına bakmak gerekiyor. Çünkü biz vitrine bakıp da içerideki dükkan hakkında çok ciddi bir hemen fikir sahibi olamıyoruz maalesef. Yani onun altyapısına bakmamız gerekiyor. Gerçekten kendiyle alakalı ciddi bir travmadan dolayı mı kaynaklandı? Yoksa sence gerçekten anne babası rahat insanlardı ve hayatın akışına kapılan insanlar mıydı? Ve bunun başka sıkıntıları, başka problemleri ya da başka fark ettiği şeyler var mı? O yüzden kişinin birazcık daha kendine bakıp kendini iyi analiz etmesi gerekiyor. Ama ciddi bir travma varsa altında, ciddi bir olay varsa ve bunları açmak istemiyorsa, bakın şunu da açık açık söylüyoruz. Herkes terapiye açık olmayabilir. Herkes terapiye gidecek diye bir şey yok. Bazıları gerçekten benim terapiye gelmem lazım ama terapiye hiç açık olmayabiliyor, kaldıramayabiliyor ya da onun sorumluluğunu almak istemiyor. Hayatın gücünü tekrar eline almak istemiyor. O yüzden biz şunu diyoruz. Hazır olduğu zaman gelmeleri daha sağlıklı oluyor. Eğer kişi gerçekten travma yaşamış, ciddi bir şeyler var ve bir şeylerin hani dediğim gibi
Böyle örtülerin altına yerleştirmiş ve bir türlü orayı halının altına açmak istemiyorsa, yüzleşmek istemiyorsa o kişinin şu an zamanı değil. Ama yok ben hazırım, evet bir şeyler oldu hayatımda, demek ki belki de sebebi budur diyorsa belki de uzmandan bir destek alması daha sağlıklı olacaktır. Elif Hanım, sizin de ekleyeceklerinizi almak isterim. Bu soruyu ben doğru mu anladım? Gelecek kaygım yok ve insanlara karşı da bir özlem duymuyorum. Evet. Değil mi? Şimdi evet, Şehadet Hocam'ın söyledikleri var ama ben şunu eklemek isterim. Bir defa bizim mesleğimizin en zor yanı şu, şunu bilinmesi gerekiyor. Biz psikologlar tıpkı terziler gibiyizdir. Biz burada cevaplamaya çalışıyoruz soruları ama biz terzi gibiyiz. Beden ölçülerini almadan hiçbir terzi size uygun bir kıyafet dikemez, evet, prova yapmadan. Şimdi biz de kişiyi tanımadan, onu gözlemlemeden, değil mi? Bizim en büyük verilerimiz gözlem zaten ve anamnesi. Biz bunlar olmadan da böyle birebir cevaplar vermek çok doğru gelmiyor. Ama ben şöyle hissettim. Açıkçası benim için ideal insan gelecek kaygısından kurtulmuş insan. Tasavvuf ehlinde bunu görürüz. Hani o kendi bedensel ihtiyaçlarından özgürleşmiş, temel ihtiyaçlarını aşıp artık ruhunu doyurmuş, bütün kaygılarından kurtulmuş, geçmişiyle hiçbir problemi yok, geçmişi kabul etmiş, artık demiş geçmiş geçmişte kaldı diyebiliyorsa, ben olması istenileni söylüyorum. Gelecekte de hiçbir kaygısı yok, Allah'a güveniyor, ölüm diye bir şey yok, ölümden ötesi ahirete inanıyorum. Beni güzel, böyle bir umudu var, Allah'ına, Rabbine de güveniyor, kalbinde mutmain etmişse, çünkü Kur'an-ı Kerim'de mutmain ifadesi geçiyor ya, onların kalbi ancak Allah'la huzur bulur. Valla huzuru yakalamışsa zaten gelecek kaygısı anksiyeteye sebep oluyor. Hepimizin bu gelecek kaygısından kurtulmamız gerekiyor. Rızık kaygısından kurtulmamız gerekiyor. Ne olacak, cekcaklı cümlelerden kurtulmamız gerekiyor, anı yaşamamız gerekiyor. Eğer bu şekilde bir soruysa bu, aslında ideal insan bu şekilde olması gerekiyor. İnsanlara özlem duymak çok genel bir kavram. İnsanlardan kastı ailesi var mı yok mu, hani bu aileye karşı bir özlem, onu pek anlayamadım açıkçası ama muhakkak hepimizin insan olmanın gereği olarak bizim huzurumuzu ilişkilerimiz belirler. Huzurlu huzur olup olamayacağımıza yaşadığımız ilişkiler karar verir. Biz eğer doyurucu, güzel, sevgi ve güven ilişkisi yaşarsak huzurluyuzdur. Yaşamıyorsak huzurlu değilizdir. Orada bir çelişki gördüğüm için açıkçası hani bilemiyorum, tatmin edici bir cevap oldu mu? O kimlere karşı özlem duyulmuyor, ona bir bakmak lazım. Bir yandan izleyici sorularımız gelmeye devam ediyor. Çok güzel sorular da var. Bir tanesi anda kalmakla ilgili sormuş. Siz zaten açıklamıştınız. Ben çok kısaca izah edeyim ve bir sonraki soruya geçeyim. Anda kalmanın geçmişle bir alakası mı var yoksa şu anı yaşamak mı olduğuna dair bir sorusu olmuş izleyicimizin. Anda kalmak, yanlışım varsa siz de düzeltirsiniz. Bir sonraki adımı ve geçmişte olmuşları düşünmeden sadece şu an bütün zihnimle ve bedenimle burada bulunmak. Şu an buradayım. Şu an sizi dinliyorum, bu konuyu konuşuyorum, yayındayım. Yayından çıkınca ne yapacağımı düşünmüyorum. Sonrasındaki adımları düşünmüyorum. Buraya gelene kadar olmuşları da düşünmüyorum. Sadece şu anı düşünüyorum. Hayatı ne kadar şu anı düşünerek yaşarsak o kadar verimli yaşamış olacağımıza dair anda kalmanın önemini her zaman vurguluyoruz. Çok güzel bir şey diyebilirim yani. Burada şöyle bir şey yapsınlar. Eğer mesela bir odaya gidiyorlar ve hep o oda ona bir şeyleri hatırlatıyorsa lütfen o anda kalacakları bir kız kulesi midir? Bir objenin resmi ya da bir şey koysunlar. Ayakları yerlere değecek şekilde ayakların değdiğini fark etsinler. Şu an beni koltuğum beni taşıyor, taşıdığımı fark ettim. Şu an etrafa bakıyorum, gözlerimi fark ettim. Beş duyu organımızla yaptığımız her şeyi fark ederek kendilerine bunları söylerlerse bu onları birazcık daha rahatlatacaklar. Bir de hafiften böyle bir müzik açarlarsa onlara da iyi gelecektir. Biraz da yine kendi içine yönelmek, kalbi dinlemek. Kaç kişi mesela kalbini dinliyor? Kaç kişi kendiyle hasbihal ediyor, kendiyle konuşuyor, kendine sorular soruyor? Rabbiyle de hasbihal etmek var anda kalmak anlamında. Anda kaldığınız zaman da yaşamınızın kalitesi de artıyor. Burada durursanız şu an işinizi en güzel kaliteli bir şekilde yaparsınız. Zaten bahsettiğiniz verimini arttırıyorsunuz. Ama başka yerlere kayarsa aklınız zaten şu anı da kaçırıyorsunuz. Evet. Zaten geçmiş geçmişte, gelecek var mı belli değil. Şu anda da kalamadığınız için şu anki keyfi de kaçırıyoruz. Şimdi biz burada sohbet ediyoruz. Bunun keyfini çıkartmak var. Bir de bundan sonraki düşünerek bu anı kaçırmak var. Şimdi burada tatlı tatlı keyfi. Burada bu aslında bir huzurdur da aynı zamanda. Yani huzuru hissediyorsunuz burada. Evet. Ama siz diğer türlü eğer o düşünceleri de yaşarsanız bu sefer de kaygılanırsınız. Anlıyorsunuz tabii haliyle. Bir diğer izleyicimiz de Ankara'dan soruyor. Ankara'dan selamlar demiş. Biz de selamımızı iletelim. Ali Bey, Ali Sarıkaya sormuş. Klasik psikolojideki Maslow'un ihtiyaçlar piramidi bir değişim mi geçirdi? Mutluluk ve huzur bulma birincil ihtiyaç gibi oldu sanki. Selamlarla demiş. Evet,
Siz de aslında programın başından beri yer yer buna değiniyorsunuz. Çok da güzel bir soru olmuş. Güzel yani soru, bizim hayattaki temel ihtiyacımız sürekli bir mutluluğu yakalama ve huzur bulma mı oldu acaba? Bu soruyla beraber benim de aklıma daha önceki deneyimlerimden anaokulunda bulunduğum zaman çok dikkatimi çeken bir durum vardı. Aileler çocuklarını okula bırakırken, kapıdan yollarken bugün çok mutlu ol, tamam mı, bugün çok mutlu geçir diyerek onları okula bırakırdı. Alırlarken de ilk sordukları soru şuydu: bugün mutlu oldun mu? Şimdi müthiş bir çocuğun mutlu olmasına dair kaygı var ve çocuk da bütün gün çok mutlu olmak zorunda. Yani o gün hiç üzülemez, sinirlenemez, o çocuğu üzecek hiçbir şey yaşanmaması gerekiyor. Tek bir görevi var: okula gittiği zaman mutlu olmak ve okuldaki herkesin tek görevi o çocuğun sadece mutlu olmasını sağlamak gibi bir beklentiyle çocukları içeri yolluyorlardı. Bu beni çok endişelendiren bir şeydi aslında gördüğüm zaman. Çünkü çocukların hayattan tek beklentisinin sürekli mutlu olmak olması gerektiği öğretiliyormuş gibi gelirdi bana. Ali Bey'in sorusuyla beraber aklıma da böyle bir örnek geldi. Biz sürekli mutlu olmak zorundaymışız gibi bir öğreti mi veriyoruz aslında acaba? Ben pardon, Ali Ulaş Sarıkaya, eğer tanıdığım isim benzerliği değilse ben de çok selam ediyorum kendisine Ankara'dan. Şimdi çok güzel bir soru ve çok güzel noktalara temas ettiniz. Aslında ben onu söyleyecektim, konuşmana daldık geçti. Şimdi bahsetmiştim ya, modern psikolojinin, Batı kültürünün, Amerikan kültürünün bize dayattığı bir şey bu aslında. Bizim kültürümüzde böyle bir şey de yok. Biz acıdan korkmayız ve acıdan besleniriz. Bugün antik Yunan'dan bugüne kadar tüm filozofların, tasavvuf düşünürlerinin hepsine bak, dinde de maneviyatta da bu böyledir. Yani acı kutsaldır, insanı kutsallaştırır. Bu benim kendi sözüm. Acı kutsaldır ve insanı da kutsallaştıran bir şey. Şimdi gerçekten öyle. Bütün çocuklarımız bugün Z kuşağında sorunu bu. Hep iyi olacağız, hep olumlu düşüneceğiz, hep iyilik hali, hep mutluluk hali, hep bir hedonizm. Altta hep bir hedonizm var. Ben onu yakalıyorum aslında. Hayatta acılar da var, sıkıntılar da var ve aslında biz mutluluğun, huzurun kıymetini nasıl anlayacağız? Acıları yaşamasak, sıkıntıları çekmesek, onun örneklerini görmesek nasıl şükrümüz artacak? Evet. Şükrümüz için bir takım şeylerin kıymetini anlamamız için de aslında acılar, sıkıntılar, değil mi? Onlar da bir anlam ifade ediyor bizim için. Zaten insan zıtlıklarla beraber bir oluyor. Ben buna katılıyorum. Çok güzel bir soruydu. Bir defa sürekli mutluluğa, hazza yönelik bir bakış açısı çok yanlış. En başında da söylemiştim, bizim bir yaşam tarzımız, hayata duruşumuzun olması gerekiyor. Şahsen benim böyle bir amacım yok. Bu tür bir, biz aslında biraz daha kendimize yönelmemiz gerekiyor. Batı kültürüne biraz artık gerçekten çok kaptırdık kendimizi. Çok fazla baskısı altında olduğumuzu düşünüyorum. Bir mobbing gibi algılıyorum bunu. Bizim artık bu anlamda kendi kültürümüze yönelmemiz gerekiyor. Acılardan, sıkıntılardan korkmamamız gerekiyor. Çünkü az önce de söyledik, hiçbir şey kalıcı değil hayatta. Yıllarımız bile değil ki, yani biz bile aynı şekilde kalmıyoruz. Her gün bir doğum yaşıyorsak acılar da mutluluklar da çok gelip geçici. Önemli olan huzuru elde etmek. Huzur, acı varken huzur olabilir mi? Mesela bunu sorabiliriz. Olabilir. İnsan acı çekerken huzurlu olabilir mi? Eğer siz çektiğiniz acıyı kutsal olarak düşünüyorsanız, bir anlam vermişseniz o acınıza, o acı çok şeydir, huzur vericidir aslında. Mesela Viktor Frankl, Nazi Almanya'sında toplama kamplarında bir psikiyatr olarak daha sonra logoterapi geliştirmiş. Orada yaşadığı acılar o kadar insanüstü acılar ki bunlar. Baktığınız zaman çok büyük acılar bunlar, değil mi? Tahammülü çok zor ama başarmış, hayatta kalmayı başarabilmiş. Orada ailesini kaybediyor. Ailesi gözü önünde infaz ediliyor. Ama hayat, hatta amacını ve hayattaki amacını kaybetmeyerek, yola devam ederek logoterapiyi bir kuram geliştirebiliyor ve insanlara şu anda müthiş şeyler söylüyor. İnsanın anlam arayışı bir kitabı da var. Beni çok etkilemişti. Kendi açımızdan bakalım. Mesela ülkemizdeki en büyük 99 depremi ya. Düşünebiliyor musunuz? İnsanlar gözü önünde sevdiklerini, anne babalarını, ailelerini kaybettiler. Ne kadar büyük bir travma bakarsanız. Değil mi? Modern psikolojiye bakarsanız da çok büyük bir travma. Ama unutmak diye müthiş bir kavram var. Şükrediyorum ben unuttuğumuz için. Ama şu an 99 depremini yaşayan ama hala evlenen, mutlu olan, hayata devam eden insanlarımız hala var. O zaman biz neyi görüyoruz? Hiçbir acı da kalıcı değil, hiçbir mutluluk kalıcı değil. Önemli olan huzur, neyin için çektiğimiz, neyin için yaşadığımızı anlamlandırmak. Burada da biraz varoluşçuluğa mı? Oraya hiç girmeyeyim, oradan çok uzun sürer, hiç çıkmayalım. Evet, hayatın oraya... anlamı. Oraya girersek neden, evet, neden bu hayattayız kısmı başına alıp götürür ama zaten bahsettiklerimiz yer yer neden bu hayatta olduğumuza da değiniyor. Bu hayatı nasıl yaşamamız gerektiğine de değiniyor. Şahadet Hanım, siz neler eklersiniz? Yani burada
O kitabı ben de çok tavsiye ediyorum. O da insanın anlam arayışı kitabını. Evet, gerçekten de hayatın şöyle bir şey var. Zahmeti, hayatımızdaki zahmetten rahmet çıkartabiliriz. Bu ergenlik dönemi için mesela en zahmetli dönem derler. Ama beyinsel olarak baktığımız zaman en rahmetli dönemlerden bir tanesi. Neden? Çünkü beyin budamaya geçer ve gerekli nöronlar budanır gereksizler daha kalıcı hale gelir. Ondan sonra öğrenme şeyiniz değişmeye başlar, öğrenme algınız değişmeye başlar ve gerçekten çok rahmet dönemli bir andır. Bizim hayatımıza zahmet diye başladığımız şey aslında bir noktadan sonra hikayenin bir de görünmeyen tarafına bakmak gerekiyor. Bu mutluluk da o Ankara'dan seyircimizin de sorduğu soru için de mutluluk da için aynı şey geçerli. Neden? Çünkü mutluluk olarak baktığımız şeyde herkes görüneni istiyor. Sosyal medyada görüneni istiyor. Şöhretin görünen yüzünü istiyor. Arkadaki zahmeti kimse görmüyor. Evet, mutlu olmayı istiyor. Mutlu olmak için o giden yol, o çabayı sarf etmek kimseye kolay gelmiyor. Yani siz bir yemek yaparken bile bir yemek için belki bir iki saatinizi ayarlıyorsunuz ki o güzel lezzetli yemeği yiyebilmek için, değil mi? Bir zahmet harcıyorsunuz. Zahmetinle beraber gelen şey rahmettir zaten. Biz zaten en çok bu zahmete ya da böyle bir o yolda olmayı, o mücadele vermeyi, emek vermeyi şu an çok fazla istemiyor. Çünkü neden? Biz şu anki olduğumuz çağın ismi haz ve hız çağı. Her şey çok hızlı bir şekilde olsun ve en haz alacağımız şekilde olsun diye bakıyoruz. Şimdi siz en haz alacağım şekilde, en hızlı bir şekilde bakacağımız zaman zaten en önemli ihtiyaçlarımız zaten görmezden geliyoruz. Örnek veriyorum, çocuklar saatlerce bilgisayar oynuyorlar. Lavabo ihtiyaçları görülmüyor. Yeme ihtiyaçları görülmüyor. Ve bir bakıyoruz ki 24 saat çıkamayan çocuklar maalesef sağlığından ve canından oluyorlar maalesef. Şimdi biz bu haz ve hız çağına çocuklar da girdiği için özellikle evet Y kuşağı diyorlar ya da milenyum çocukları diye de geçiyor bunlar. Milenyum döneminin çocukları olarak da geçiyor. Bunlar bu dönemin yerlileri. Biz yerlileri değiliz. Biz tabiri caizse mülteci gibiyiz. Yani sonradan bir gördük bunu. Yani telefon, internet ne zaman elde edildi? Örnek veriyorum 1970'li yıllarda yanlış hatırlamıyorsam internet çıktı ama Türkiye'ye gelen ne kadar yanlış birisi 1980 ya da 80 sonrası olması lazım. Hatta pardon 1995 civarı olması lazım. 90 civarlarında. Şimdi internetin hayatımıza girme durumuna baktığımız zaman neler görüyoruz? Şimdi şu an kaç kişi internet kullanıyor dünyada? 5 milyar mıydı yanlış hatırlamıyorsam? Yani tam sayı rakamı ben de hani rakamlar çok aram iyi değildir. Çok ciddi bir oranda yanlış hatırlamıyorsam 5 milyara yakın insan şu an internet kullanımında. Kaç kişi bunu işi için kullanıyor? Kaç kişi %60'a yakın, %60'ından fazlası sosyal medya için kullanıyor bunu. Sonra kendimize ayıracak vakit. Vakit de yok ama daha da kötü bir hale gidiyoruz. Orada ne oluyor mesela? Sosyal medyanın dili ve sloganları değişiyor. Diyor ki beğen. Ya da beğenme, takip et, takipçi kas. İşte takipçi kasmak için insanları aşağıla, insanları eleştir, insanların kalbine kır. İşte onların gerçekten hayatını tehlike atacak duruma geçti. Şimdi şöyle bir şey var, araştırma yapılmış ve bakılmış ki insanlar dikkat çekmek için sosyal medyayı kullanıyorlar. Buraya tam bir virgül koyalım. Çünkü sosyal medya kullanımı ve huzurla mutlulukla ilişkisi çok bağlantılı. Çok. Bunu detaylı bir şekilde konuşalım. Tamamdır. Geçiştirelim istemiyorum. Şimdi çok kısa bir aramız var. Aranın ardından tekrar karşınızda olacağız. Kısa bir aranın ardından tekrar karşınızdayız. Mutsuzluk ve huzursuzluk hayatımızı bu kadar çevrelemişken nasıl bundan kurtulabiliriz? Bunları konuşmaya çalışıyoruz. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz olursa ekranda gördüğünüz numaradan bizlere iletebilirsiniz. Şehadet Hanım, en son sosyal medyanın etkisinden bahsediyorduk. Dönüp dolaşıp sürekli sosyal medyaya geliyormuşuz gibi de hissediyorum her gün. Şey gibi düşünün, neden bazen işte çevre etkisini hep konuşuyoruz ya da sokak etkisi ya da mahalle baskısı? Çünkü o mahalledeyiz, değil mi? Evet. Sosyal medyadayız. Sosyal medya artık bizim ailemiz, mahallemiz, sokağımız, hocamız, hepsi yani. O yüzden bizim için çok aslında kıymetli ve çok fazla veri var burada. Biraz önce de bahsettiğim gibi hani internetin bulunması 1970'lerde ve dünyaya yayılması ya da birçok ülkede başlaması 1995 civarında olması hasebiyle şu ana baktığımız zaman, yıllara baktığımız zaman da yaklaşık olarak 5 milyara yakın insanın internet kullandığından bahsediyoruz. 5 milyar kişinin internet kullanması az bir rakam değil ve %60'ından fazlası bu insanların
sosyal medya için kullanıyor. Söylemler çok farklı, diller çok farklı, sloganlar çok farklı. Bazen öyle bir şey ki bakıyorsun çocuklar sadece emojiyle konuşmaya başlar. Yani dil de yok, duygular da yok. Sadece hareketler yapılıyor, belli figürler kullanılıyor. Hatta bugün konu hakkında şöyle de demiştik. Yani öyle bir şey ki yarın bir gün duygu ve duyuyla alakalı birçok şeyi kaybedecek bu çocuklar. Evet. Yani maalesef ki çünkü duygularımız, yani bir üzüntünün birçok hali vardır. Üzüntü, acı diyoruz mesela, işte ızdırap diyoruz ama şimdi hangi çocuğa sorsanız belki de o yaşıtlar grubuna baktığımız zaman da bu sıkıntıyı yaşayacağız. Yani birçok duygu ve söylem değişmeye başlayacak. Çünkü şu an bile işte bazı kavramlar, kısaltmalar çok fazla hayatımız oldu. Bu negatif mi? Hep kötü mü? Hep kötü mü? Hayır, tabii ki de her zaman bunu kötü demiyoruz ama belli dillerin, yani sosyal medya dilinin oluşmasıyla alakalı bir durum aslında bu. Yani kişinin kendi kültüründen çıkarak sosyal medya daha global bir dil olmasıyla alakalı. Şimdi diyoruz ki %60 kişi sadece sosyal medyayı beğeni almak, takibi almak, işte takipçi kasmak, işte challenge dediğimiz hani bir böyle bir yarış gibi şeyler yapmak durumunda kalıyor insanlar. Ve bunların birçoğu zaten zararlı oluyor ve karşı tarafı alt etme, küçük düşürme, işte onun bir açığını bulmayla alakalı. Şimdi bir dikkat çekmek için yapıyoruz. Sosyal medyayı kullanan kişilerin yaş grubu nedir biliyor musunuz? 10 ile 39-40 yaş arasında kişiler. Ve araştırma yapılmış, bu kişiler, bu yaş grubunda kişiler çok fazla siber zorbalığa uğruyor. Ve bu kişilerde ölüm riski o kadar fazla ki artık Amerika, yani kendi kendine öldürme, intihar riski o kadar fazla ki Amerika bu siber zorbalığı ikinci ölüm nedeni olarak yazmış. Bakın bu çok hafif bir şey değil. Bu herhangi bir sağlıktan dolayı ölmüyor insanlar. Evet. Bu önemli bir veri aslında bizim için. Diğer bir durum ise Hindistan'a bakılmış. %17, yani %17'si intihar ediyor. Ve intihar eden yaşlarına, yaş grubu ne? 10 ile 39 yaş arası. Bakın intihar riski çok yüksek. Neden mutsuzuz biliyor musunuz? Çünkü biz insan olarak bir şey gördüğümüz zaman kıyaslama yapma içgüdümüz var. Kıyaslama yaparız, yani yaparız, özeniriz, beğeniriz, heves ederiz. Ve ondan sonra kıyaslama yaptıktan sonra kendimize bakarız ve onlara sahip olmadıktan sonra bak onlar buna sahip mutlu ve ben buna sahip değilim, mutsuzum. Kıyaslamadan sonra ve mutlu ve mutsuz, zengin ya da fakir. Sosyal medya fenomeni olmak bir insan için çok büyük bir şeydir çünkü fenomen olmamıştır. Fakir insan için oradaki zengin hayat çok onun için çok önemlidir çünkü zenginliğidir. Yani biz her zaman ulaşamadığımız şeylerin özlemini ya da ulaşmak istediğimiz şeylerin kıyaslama yaparak bir hırslanma durumuna geçiyoruz. Ve o bizi yaşadığımız anda kalmadığımız için mutlu yapmıyor maalesef. Çok görürsünüz bunu. Ben sosyal medyada çok insan görüyorum, eşim hiç onlara benzemiyor. Eşimin fiziği hiç onlar gibi değil. Kıyaslama yapıyor. Mutlu olması için karısının ya da kocasının o fizikte olması gerekiyor. Mutlu olması için altındaki arabasının öyle arabası olması gerekiyor. Çünkü Ayşe'nin, Fatma'nın ya da ne bileyim artık onu da geçtim, Jennifer'ın, Hans'ın öyle arabaları var. Hani fenomenlerden konu açıldık. Çünkü onların öyle hayatı var. Onlar çünkü en ufak bir iki üç kelime yazdıkları zaman bile, sesleri olmasa bile bir fenomen olabiliyorlar. 10 yaşındaki çocuklar bile bu konu depresyona girebiliyor. 6 yaşındaki çocuklar seansa göre benim en büyük hedefim YouTuber olmak, işte sosyal medya fenomeni olmak. Hayat hedefi var mı? Bakın şunu demiyoruz kesinlikle. Hocam olmasın mı? Çocuğun yeteneği var. Tabii ki de olsun. Ama çocuğun ilk sıradan her zaman hayatında bir mesleği de olsun. O çocuk bir depresyona, bir boşluğa girdiği zaman, bir şey üretemediği zaman yaşadığı kayıp, yani takipçi kaybı onu ciddi bir depresyona sürükleyebilir. Kişi kendiyle mutlu olmayı, çocuk dahi olsa, ya çocuğum hani biraz önce dediniz ya Nihan Hanım, ya çocuğum bugün muhakkak mutlu ol. Hani bazen deniliyor işte bugün hayatımızdaki tek hedefim mutlu ol. Çocuğa diyor muyuz acaba bugün bugün sadece orada olmanın keyfini çıkar. Orada olmanın, arkadaşlıklarına beraber olmanın, bir topluluk içinde olmak sana ne hissettirdi? Beraber olmak arkadaşlarım, çünkü pandemiden dolayı uzun süre çocuklar birbirleriyle görüşemediler. Uzun süre arkadaşlarına görüşemediler. Biz bile bir iki arkadaş toplandığımız zaman ne kadar büyük bir, bize bir şükür vesilesi aslında bu. Yani pandemi geçti ve geçmedi pandemi ama birçok şekilde tedavidir, işte aşıdır, birçok şekilde bazı kapılar açıldı sosyalleşebilmemiz için. Bu bile bir imkan. O yüzden biz çocuklara her zaman hayatın tek hedefi haz, hız, mutluluktan ziyade anı yaşamasını sağlayın. Daha sonra ne olur biliyor musunuz bu çocuk iş yerinde? Ben mutsuzum. Hiç güzel bir iş değil. Neden? Mesela 20 yaşındaki çocuklarla konuşuyorsunuz. Ben hemen 2-3 yıla CEO olacağım. 2-3 yıla şunu olacağım. Neden diyorlar?
Çünkü o mutluluk getireceğini zannediyorlar. Ve onun da çok hızlı olabileceğini ve çok kolay olabileceğini zannediyorlar. Şimdi aslında baktığımız zaman da, geçmişe döndüğümüz zaman da ister istemez ailede böyle bir empoze var. Hadi aile yok, biz yapmıyoruz desinler. İnsanların en diğer büyük ailesi kim? Sosyal medya. Anne babası o, amcası yengesi o, mahallesi artık o sosyal medya oluyor maalesef. Hatta fenomenlerin ya da çok takipçili insanların paylaşımlarında sosyal medya ailem diye nitelendirdiklerini evet. de görüyoruz. Evet. Şöyle giriş yapıyorlar. Uzun zamandır sizle sohbet etmemiştik. Ne zamandır dertleşmemiştik. Evet. Şimdi ne kadar... ne kadar yalnız ki orada dertleşme ihtiyacı hissediyor. Evet, ne kadar insanlar... Bir mesaj var aslında. Gördüğü zaman insanı tedirgin ediyor. Yani evet. tanımadığı binlerce insanla dertleşmek üzere bu platformu hmm. açıyor. Burada kendi derdine çare bulmaya çalışıyor ya da... Sosyal medyanın etkisinden bu kadar bahsediyoruz Elif Hanım. Siz neler eklersiniz? Şimdi ben hep aynı şeyleri söylüyorum baştan itibaren. Sosyal medyası, televizyonu vesairesi. Bize dayatılan bir yaşam tarzı var ve bu sosyal medya üzerinden gerçekleştiriliyor. Biz uyanık olacağız. En başta demiştim ya, tefekkür, yani biz düşüneceğiz. Çok güzel bir nimetimiz var, akıl nimetimiz var, irademiz var. Biz akledeceğiz, düşüneceğiz. Kendimize bir yaşam tarzı belirleyeceğiz. Bizim hayata karşı bir duruşumuz olacak, referanslarımız olacak bizim. Doğrularımız olacak, değerlerimiz olacak. Sonra kabule geçeceğiz, sonra şükre geçeceğiz. Hı. Ve en sonunda da ruhumuzu ve kalbimizi doyuracağız. Şimdi dediğiniz, burada dengeyi de korumamız gerekiyor. Yani beden ve ruh dengesini de iyi korumamız gerekiyor. Sosyal medya ile ilgili de ilişkilendirdiğimiz zaman da biliyorsunuz sosyal medya çok uzun zaman süre geçirmek artık beden sağlığında zarar vermeye başladı. Göz sağlığını etkiliyor, beyin sağlığını. Burada şimdi psikonörolog varken de sınırlarımı aşmak istemem ama... birçok bedensel zararları var ama en çok ruha zarar veriyor, düşünceye zarar veriyor. Şimdi burada dedim ya, ailelerde de biraz sorumluluk var. Ya tamam, şimdi sistemsel bir sorun var. Aile şunu diyor ki, ya ne yapabilirim diyor. Hayır, yapılabilecek her zaman bir şeyler vardır. Biz sadece taşın altına elimizi koymuyoruz. Bu kadar basit bir şey. Şimdi ben çok net gözlemlediğim bir şey var. Hem kendi ailemde hem kendi çevremde. Çocuklar iki ağladığında, iki huzursuz olduğunda o kadar haz odaklıyız ki, o kadar mutluluk odaklıyız ki, çocuk iki ağladı. Hemen önüne tablet veriyoruz. İşte ne yapayım, böyle yemek yediriyorum. İşte ne yapayım, ancak böyle susuyor. Hayır efendim, biz de çocuk olduk. Yani biz uzaydan mı geldik? Biz böyle büyümedik. Benim kuşağım bu şekilde büyümedi. Tabletle büyümedim ama gayet de sağlıklıyız. Yani şimdi ne alakası var? Çocuk, biz ağlamadık mı? Biz ağlamadan mı çocuk olduk? Demek ki burada anne baba tutumlarına bir değişim var ama bu değişim olumlu bir değişim değil demek ki. Nasıl bir anne çocuğunu susturamıyor ki? Hep deriz ya, kaliteli zaman geçirmek diye. Siz hep söyleriz, bebeğinizin gözünün içine bakarak ama kalbinizle. Kalbinizi de işin içine katarak, ruhunuzu içinize katarak. Bebeğin gözünün içine baktığında, çocuğunuzun içine baktığında, ben buradayım ve senin için buradayımı hissettirdiğinizde, acaba o bebek gerçekten susmayacak mı? Ben 5 sene çocuk yuvasında çalıştım. Baş etmesi zor çocuklar deriz ya, hani vardır nasıl baş etmesi zor kişilikler. Vallahi bilemiyorum yani, emek verdiğinizde her zaman ben sonuçlarını aldım. Niye? Çocuklar saf, masum oldukları için, olumlu bir enerjiler olduğu için şeyi hissediyorlar. İstenmeyen durumları da okuyabiliyorlar. Annenin aklı başka yerde, kafa başka yerde, işte kariyerde veya her neyse, başka sorunlarda. Orada değil o anda, anda değil. Çocuk anda olmadan annen hissediyor olabilir mi acaba? O yüzden mi acaba çocuk huzursuz? Çocuk kendi kendine huzursuz olmaz. Çocuk bir takım enerjileri hissettiği için huzursuz olur. Demek ki çocukta bir huzursuzluk varsa ebeveyn de kendini sorgulayacak, anda kalacak ve çocuğuyla kaliteli vakit geçirmesi gerekiyor. Bir defa bunu öğrenmemiz lazım. İkincisi, bence hep beraber, yani keşke kampanyalar başlatabilsek. Keşke devletimizin de bu yönde adımları olsa, toplumca bununla mücadele edebilsek, çocuklarımıza belli bir yaşa kadar sınırlamalar getirsek. Çünkü şunu da çok duyuyorum, ben çocuğumu almıyorum ama arkadaşının varmış, çocuk istiyor, işte Eda'nın var, benim niye yok, Ahmet'in var, benim niye yok diye ağlıyor. Özendirici de oluyor. Keşke okullarımız, okul aile birlikleri var. Keşke bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımızın adımları olsa, kampanyalar başlatılsa, değil mi? En azından belli bir yaşa kadar çocuklarımıza sınırlar koysak, hep birlikte tüm toplumca alsak bu kararı, bu sistemi oluştursak, o zaman biz bir takım dayatmaların da mağduru olmayacağız. Eğer bize bir şeyler dayatılıyorsa bizim dik duruşlarımız olabilir. Ve her zaman her şeyde bir çözüm noktası olduğuna inanıyorum. Kendimizi nasıl koruyacağız yetişkinler olarak? Gerçekten ben bile bakıyorum, o sürekli sosyal medya altında siz o akıma kendinizi kaptırmanız bir an meselesi. Hepimiz nefis taşıyoruz.
Hepimiz her an nefsimize baş başayız çünkü. Olabiliyor yani. Ama dediğim gibi eğer sizin bir hayat felsefeniz, sizin bir yaşam tarzınız, bir dik duruşunuz varsa, bir takım sağlam referanslarınız varsa bu sizi ayakta tutan bir şey. Sosyal medyaya karşı da, hayatın zorluklarına karşı da ve ikincisi de bizim zorluklardan ve acıdan korkmamamız gerekiyor. Şu artık hedonist bakış açısından gerçekten kurtulmamız lazım. Çocuklarımız hep mutlu olacak, biz hep mutlu, böyle bir dünya yok. Bize verilmiş bir süre var dünya hayatında. Hepimizin süre maksimum ne kadardır bugün? 100 sene mi? Hadi olsun 120 sene en fazla yaşayan. Bizim 120 sene gibi en fazla yaşarsak, o da kısmet olursa, bir bize tanımış bir zaman dilimi var. Bu zaman dilimi içerisinde inişlerimiz, çıkışlarımız olacak, kayıplarımız olacak. Biz yaş aldıkça yaş alan sevdiklerimizi kaybediyoruz. Bu acılarla hemhal olup bunların üzerine tefekkür edip Allah'la bağlantımızı da iyi kurduğumuzda, bizi yaratana da sırtımızı dayayıp Allah var gam yok söylemesi çok basit ama bunu içselleştirmek gerekiyor. Dualarımızı da ve ibadetlerimizi de işin içine katarak, biraz uzattım ama devam edeyim mi? Estağfurullah. Parantezde şunu da açmak istiyorum. Bakın şu anda dünyada özellikle Amerika'da yapılan çok ciddi çalışmalar var. Duanın gücüyle ilgili ibadetlerin ve dindar insanlar üzerine şu anda Amerika'da çok ciddi çalışmalar yapılmış. Hatta bunlar en çok da gündeme 2008-2010 yıllarda, yani 10-12 sene önce oturmuş çalışmalar. Ülkemizde Nevzat Tarhan hocamız bunu birçok kitaplarında dile getirdi. Osman Müftüoğlu'nun dile getirdiği makaleleri var. Bakabilir seyircilerimiz. Hürriyet gazetesinde köşe yazısında da bahsetti. Çünkü ben programa gelmeden bir baktım. Nedir bu araştırmalar? Mesela Harvard gibi çok saygın bir tıp fakültesinde araştırma yapan son 30 yıldır Doktor Benson var. Herbert Benson var ve Benson'ın yaptığı müthiş çalışmalar var. Seyircilerimizi bunlara bir zahmet edip göz atmalarını istiyorum. İnançla ilgili, duanın gücüyle ilgili, inanan insanlarla ilgili araştırmalar gösteriyor ki bugün dua eden insanların hastalıkları daha kolay yendiği, daha geç hasta oldukları, bağışıklık sisteminin güçlendiğine dair, yine dindar insanların daha huzurlu, hastalıkları daha kolay yendiklerine dair müthiş çalışmalar var. Ve bundan sebep de zannediyorum, yanlış olmasın, ya 2011 ya 2012'de yine Amerika'da bir popüler bir dergi olan, saygın bir dergi olan Newsweek dergisinde bilim, dine inanmaya mı başladı diye bir manşet attı. Kapak konusu yaptı bunu. Artık bilim yönünü dine mi çeviriyor diye. Şimdi hani seyircilerimiz şunu diyebilirler. Ben biraz fazlasıyla maneviyattan ve ruhsal doyumdan bahsediyorum. Bunu da bilinçli yapıyorum. Neden? Çünkü hem modern psikoloji hem de şu an günümüz insanı sürekli bedensel odaklı. Artık bizim bedensel ihtiyaçlarımızdan çıkmamız lazım. Çünkü biz gerçekten artık bedensel ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Fazlasıyla karşılıyoruz. Bizim kaç tane ayakkabımız var? Kaç tane ceketimiz var? Öyle değil mi? İyi kötü biz de bir takım temel ihtiyaçlarımızı, yeme ihtiyacımızı vesaire, eğlence ihtiyacımızı iyi kötü karşılıyoruz toplum olarak. Artık bizim bu burada fixlendik. Bu fixten çıkmamız gerekiyor. Şimdi bayanların, çalışan bayanlarda ben çok denk geliyor çünkü soruyorlar. İşte hocam ben bir dalıyorum alışverişe, bir tane ayakkabı alacağım diye çıkıyorum. Bir bakmışım 3-4 tane almışım, hiç almayacağım şeyleri almışım. Burada bir es verelim istiyorum. Çünkü parayla mutluluğu bağdaştırmamız çok önemli problemlerden birisi. Ve bunu da detaylandırmak isteyeceğim. Ama pek çok farklı başlığa değindiniz. Tamam. Onlar da dağılsın ve arada kaybolsun, tamam, istemiyorum ben açıkçası. Ben evet aldım böyle sazı elime. Hepsi çok önemli başlıklar. Ben onları kaybetmek istemediğim için buraya bir es koyuyorum ve huzursuzluktan bu kadar bahsettik. Sosyal medyanın etkisinden bahsettik. Sürekli kendimizi mutlu olmak zorundaymışız şartlamak gibi hissetmemizden bahsettik. Böyle bir zorunluluğumuz olmadığından bahsettik. Evet. Çocukların sürekli mutlu olması gerekiyormuş gibi bir kaygı duyduğumuzdan bahsettik. Hayır, onların mutsuz da olması gerekiyor. Üzülmeleri de gerekiyor. Çok özür diliyorum Nihan Hanım. Orada bir araştırma geldi aklıma. Belki katkısı olur, çok özür dileyerek. İsmini unuttum ama ünlü bir psikolog var Avrupa'da. Bir çalışma yapıyorlar 1990'lı yıllarda. Özellikle bebekleri strese maruz bırakıyorlar. Bağışıklık sistemleri ve savunma mekanizmaları güçlensin diye. Bak, bu ebeveynler lütfen bunu dikkate alsınlar. Yani o kadar korkuyoruz ki onların başına bir şey gelmesinden. Tabii ki istemeyiz. İşte tabii ki üzülmelerini istemeyiz. Ama kaçırdığımız bir nokta var. Siz de dediğiniz gibi 20 yaşına geliyor, iş hayatına başlıyor, mutsuzum diyor. Sürekli onları koruyup mutlu olmaları için çok büyük bir çaba harcadığımız zaman ve mutsuzlukla hiçbir zaman karşılaşmadıkları zaman, ilk karşılaştıkları anda o sırada biz yanlarında olamayacağız. Çünkü artık onlar bizim sorumluluğumuzdan yavaş yavaş çıkmaya başlayacaklar. Bu beceriyi nasıl elde edecekler? Bu kısmı düşünmeden
sadece mutlu olmaları gerektiğine inanarak hareket ediyoruz. Bütün bunlara değindik. Ben genel bir toparlamak istediğim için hepsini başlıklar halinde izah etmeye çalıştım. Şimdi huzurdan bu kadar bahsediyoruz, huzursuzluktan bahsediyoruz. Bununla ilgili de bir seyirci sorumuz var. İzmir'den Saniye Hanım sormuş sorusunu, selam yollamış. Çok teşekkür ediyoruz. Huzuru elde etmek için insanın kendi farkında olması gerek değil mi? Kendimizi fark etmemiz gerekmiyor mu? Günümüzde olumsuz programların yer aldığı ekranlara esir olmuş insanlar bunu nasıl başaracaklar? Çok güzel bir soru. Kesinlikle. Şöyle bir şey var. Televizyon, sosyal medya ve buna benzer mecralar diyelim. Haberler de dahil buna, yani sadece şey yapmayalım bunu, sadece sosyal medya değil, haberler de dahil. Bir kere kişi etkilenen bir insan, sosyal bir varlık. Biri üzülse, biri ağlasa o da etkilenir. Biri, örnek veriyorum, sabah programlarında birinin kızına, eşine bir şey olduğunu görse oturup ağlar, ki ben bunu en yakınımdan, yani babaannemden görüyorum. Yani en ufak bir görmeye gitsem hemen sabah programlarında birbirlerinin ailelerini yaptığı olayları anlatıyor ki etkileniyor, yani ister istemez etkileniyor. Şimdi bundan uzaklaşmak şöyle bir şey. Bana şöyle diyorlar sanki. Hocam, bu yediğim yemeğin bana zararlı olduğunu %100 biliyorum. Kesinlikle bana zararlı ve vücudum hastalık üretiyor. Ben bunu yediğim halde, yemeği devam ettiğim halde bu hastalığı nasıl elde etmeyebilirim? Şimdi burada birazcık mantıksal olarak baktığım zaman burada bir sıkıntı var. Ne zaman ki siz, mesela biz çocuklara şey yapıyoruz, oyun perhizi yaptırıyoruz. Bilgisayar oyun oynama, eğer çok fazla bağımlılığı varsa, sosyal medya bağımlılığı varsa ve sınava hazırlanınca perhiz yaptırıyoruz. 3 hafta, 3 ay, işte 6 ay periyotlarla telefon, televizyon, belli şeyler yasaklıyoruz ki tekrar vücudu eski regülasyona dönsün. En az 4 haftadır bu. Bakın, beynin eski fonksiyonu en az 4 hafta, 3 aya kadar sürebilir bu. Tekrar eski fonksiyonlarına gelebilmesi için. Yani siz bunu kalkıp ben çok etkileniyorum ama devam da ediyorum derseniz, bundan evet farkındayım ama çözüm de bulamıyorum. Şeye benziyor, kişinin işte belli maddelere bağımlılığı var ama bunun sıkıntı yarattığını biliyor ama hala bırakıyor. Şimdi burada eğer ki kişi bunun farkındaysa, ki muhtemelen bilinçli bir izleyicimiz bizi, evet, lütfen kendine perhiz yapsın. Çünkü ne kadar çok haber izlerse o kadar çok o kişilerle fazla empatik olup fazla üzülmeye başlar. Ben hatta bazen şey diyorum, bazı kişiler ağır psikolojik vakaların olduğu programları izlemeye çok rahat şey yaparken bazıları dayanamazlar. Ya kendinizi çok iyi biliyorsunuz, dayanamıyorsanız bir şeyleri izlemeye, ağır vakaları ya da ağır olayları ya da ağır üzüntülü durumları, lütfen kendinize bir sınır koyun. İnsanın da bir sınırı var. Yani diğer insanlar yaptı diye siz de yapacaksınız diye değil. Belli bir sınırımız var. İzleyemeyebiliriz, kaldıramayabiliriz ve çok içselleştirebiliriz. Mesela biz sahada çalışıyoruz. Hatay'da, işte Suriye'nin içine gittiğimiz dönemler oldu bu mülteci çocuklarla alakalı. Fark ediyorum, oraya gelen herkes kaldıramıyor. Kaldıramıyor, bir anda ağlama krizleri yaşayabiliriz bunu. Evet, hemen o olaydan çık, o durumdan çık. Çünkü ne? Çocuk normal bir travma yaşıyor ama sen, kafan senin Suriye'ye, savaş kısmına gitti. Yani hani bizler de bu hatayı yapabiliyoruz. Bazen Marshall Rosenberg var, kitabı da hatta şeydir. Şiddetsiz iletişim kitabıdır. Kendisi psikolog, sahada çok çalışan bir insandır, bir psikologdur. Şöyle yaparmış, çok ağır vakaları dinlermiş ve gerçekten etkilenmeye başlamış. Bakmış ki ama çok ağır, yani bir insanın belki o kadar üst üste dinleyemeyeceği vakalar. Bir öğrencisini çağırırmış, dermiş ki, beni bu çadırdan dışarı çıkart ve bana bir yarım saat bir terapi yap, kendime gelmek istiyorum. Şimdi biz insanoğluyuz ve siz o kadar fazla sosyal medyaya maruz kaldığımız zaman etkilenmemek gibi bir lüksümüz yok. Algılarımız açık, robot değiliz, alırız, algılarız ve hayatımızda bir şekilde şunu da diyebiliriz. Bak, görüyor musun Ahmet Bey, işte eşiniz, kimse, bunlar böyle böyle olamamış, yoksa sen de mi bunları yaşıyorsun? Artık bir paranoya durumuna da geçmeye başlarız. Çocuğumuzu sürekli kontrol ederiz. Bir yere mi gitti, bir şey mi yaptı, ne yapıyor, telefonlarını çekelim diye. O yüzden eğer ki kişi kendini gerçekten iyi biliyorsa lütfen perhiz yapsın. Sosyal medya perhizi yapın, azaltın. Ve o muhtemelen daha iyi gelecektir. Aynı şeyi söyleyeceğim. Biz iradesi olan varlıklarız. Bizi diğer varlıklardan ayıran en önemli özellik bu.
modern psikolojide özdenetim, biz buna irade diyoruz. Biz dünyaya niye geldik? İmtihan edilmek için ve tercih hakkına sahibiz. Seçimlerimiz var bizim. Seçimlerde bulunabiliriz. Hayat zaten seçmek üzerine kurulu. Biz seçimlerimizin sonuçlarını da yaşıyoruz. Dolayısıyla irademizi kullanabiliriz. Kaldı ki benim hem ülkemde hem de dünyada çok fazla insan tanıyorum. Hiç evinde televizyon olmayan, sosyal medyayla hiç işi olmayan, hiçbir sosyal medya hesabı olmayan. Hatta ben size şu tespitimi de söyleyeyim, bakın bu gözlemlerimi aktarayım. Daha çok üreten düşünürlerin, daha çok yayınlar yapanların, daha çok yoğun hayat olanların, üreten kesimin beğeni sayısı da çok az. Takipçi sayısı da fazla olabilir, takip ettiği de az, takipçi sayısı çok fazla değil. Beğeni sayısı da çok az. Biraz da şimdi toplum olarak bunu da sosyal deney yapın. Ben çok yaptım. Mesela bir söz paylaştığım zaman 20-30 kişi beğenirken deniyorum. Görsel kendimi bir şey paylaştığım zaman o beğeni artıyor. Şimdi burada toplumun aslında ilgisinin ne olduğunu da tespit etmiş oluyoruz. Şimdi bu gene bizimle ilgili. Bir de haz noktasını, hazları erteleyebilmekle ilgili bir zeka türü var. Bu yeni çıkan bir zeka türü. Ve hayatta başarılı olan insanlar anlık hazlarını, mutluluklarını erteleyebilen kişiler, asıl başarılı olan ve sonuca varabilen kişiler. Zaten tüketim toplumu diyoruz da bunu neden diyoruz? Sosyal medyanın o esen rüzgarına kendini kaptıranlar, bir de kaptırmayıp direnenler var. Bu bir irade meselesi. Çok güzel bir kavram, sosyal medya perhizi. Bence çocuklarımıza ve kendimize bir takım sınırlandırmalar getirmemiz gerekiyor. Kumanda bizim elimizde. Yine bir izleyici sorumuzla devam etmek istiyorum. Tam da konuyu getirmek istediğim noktaya da bağlayarak sormuş izleyicimiz. Şöyle diyor, 42 yaşındayım, huzur duygusunu ve birçok duyguyu 20 yıldır hissedemiyorum. Kaygı, obsesif kompulsif bozukluk, depresyon teşhisleriyle ilaç ve terapi de gördüm. Huzur duygusunu hala hissedemiyorum. Ne yapmam lazım? Tam benim noktam. Buyurun. Şimdi şöyle... Eğer ki gerçekten ben her zaman eğer obsesyon varsa bir kere şunu bilmemiz gerekiyor ki bu böyle çok hemen bir iki terapiyle bitirecek bir durum değil. Yani uzun süre alınması gereken bir durum. Ve diğer bir durum ilaç konusu da eğer beyinle alakalı bir hani bir şey çıktısı falan varsa bunun gerçekten de ilacın da etkisi oluyor ama her ilacın değil. Neden? Çünkü obsesyonla alakalı hatırlıyor musunuz? Geçen hafta konuşmuştuk bu. Sadece dopamin değil, serotonin hormonuna da ihtiyaç var. Yani evet bir şeyler düzenliyoruz ama bazı şeyler aynı zamanda kaybolabiliyor yani düzenlerken. Burada kişi huzurdan ne beklediğine bakması gerekiyor. Ne huzurdan işte. Huzurdan ne kastediyor huzur olarak? Huzur istediği şey ne? Eğer huzur ben gerçekten böyle zihnimi arındırılmış bir rahatlamış hali istiyorum diyorsa bunu aslında kendi belli meditasyonel ve tefekkür yaparak belli bir yerlere giderek ki bunlar bazen çadır kurarak yapılıyor kişiler bazen. Bu tarz çalışmalar yapabilir ki evinde bile yapabilir. Evinde o ortamı sağlayabilir. Huzurdan kastı sürekli mutlu olmaksa ya da ilaçları bırakmaksa. Hani Elif hocam dedi ya neyi değiştirebiliyoruz neyi değiştiremiyoruz. Yani ilaç alınması mecburi bir durumsa ve gerçekten de durum birazcık vahimse bu değiştirebileceğimiz bir durum değil. İlaçlar onu bir şekilde ama... Bırakmaması gereken bir durum ise terapi. Terapi ve ilaçların beraber ilerlemesi gerekiyor. Ama eğer huzurlar istediği şey manevi olarak farklı bir şeyse bunu birazcık kişi kendi fark etmesi lazım. Bazen bizim mesela ilgilendiğimiz çocuklar oluyor. Dikkat eksikliği oluyor işte öfke patlamaları oluyor. Onlar sahaya bizimle geldikleri zaman işte mülteci çalışmalarına, kamplara geldikleri zaman onlarda o etkiyi görebiliyoruz. Evet, gerçekten bir insana dokunmak, bir insanın ihtiyacını karşılamak, bir insana gerçekten yardımda bulunmak o kişiyi de mutlu edebiliyor. O kişiyi de huzurlu hissettirebiliyor. Yani örnek veriyorum, sizin kullanmanız bir kıyafeti vermek bile. Yani vermenin içinde yatan huzur, vermenin içinde yaşayan mutluluk, verebiliyor olmanın, paylaşabiliyor olmanın verdiği rahatlama. Kişi bence bunu fark etsin. Neyi kaybetmiş hayatında? Verebilmeyi mi kaybetmiş? Paylaşabilmeyi mi kaybetmiş? Yoksa sadece terapilere ve ilaca odaklanıp onun merkezinde mi yaşamış? Yani o merkezde kalıp dış dünyaya kapatmış mı kendini? Fark edememiş mi neden mutlu olabileceğini? Ya da olabiliyor olduğunu? Fark edememiş. Bunu birazcık fark etsin. Ve
Eğer terapiler gidiyor, terapilere devam ediyorsa ben kesinlikle terapilere bırakmasını tavsiye etmiyorum. Bence bunu terapistini de bir götürsün bu olayı. Yani neden huzur aldığını kişinin keşfetmesi gerekiyor. Manevi olarak mı bir açlık olarak bu var? Yoksa gerçekten kendiyle alakalı özlem duyduğu bazı şeyler mi var? Buna bakması gerekiyor ve ben topu Elif hocama bırakıyorum. Şimdi 20 senedir ilaç kullanıyor, 20 senedir terapiye gidiyor. Anladığım kadarıyla ya geçmişte ya da gelecekte sıkıntı var. İşte depresyon ve kaygı dediğimiz. Fakat ben burada kendisine direkt şunu tavsiye etmek istiyorum. 20 senedir ilaç kullandığı halde bir takım değişmeler olmamış ise, sonuç alınamıyor ise, manevi terapi de denesin derim hep beraber birlikte. İlaç tedavisini bırakmadan bir de manevi terapi denesin. Bu alanda ülkemizde çok iyi işini yapan hocalarımız var. Elif Hanım, manevi terapiye girmeden önce acaba şundan da bahsetmemiz sizce uygun olur mu? İlaç kullanımından bahsediyor izleyicilerimiz. Pek çok insanda bunu duyuyoruz. Yıllardır ilaç kullanıyorum diyorlar ama ilacı doktorun söylediği şekilde, doktorun söylediği dozda kullanıp kendi kendilerine kesmeden devam ediyorlar kesinlikle mı? Burada bir süre kullandım, bir faydasını görmedim veya çok uyku yapıyordu, ben çok zorlanıyordum, bıraktım. Hiçbir işe yaramıyordu. Komşum kullanmış, bundan çok rahatsız olmuş, ben başlamaya korktum dedikleri senaryoları da yıllardır ilaç kullanıyorum dedikleri duruma dahil edebiliyorlar. Burada baştan araya girmemin sebebi anladım, uzun süreli ilaç kullanan kişilerin ilacı doğru ve doktor kontrolünde uygun bir şekilde kullanıp kullanmadığını varsayarak. Anladım. Ben bunu izleyicilerimiz için izah etmek istedim. Vallahi ben bir şey söyleyeyim mi? Genelde bizim insanımız ilaçlara, haplara bayılıyor. Günü gününe kullanıyorlardır. Yani ben 17 yıldır klinikçi olarak da çalıştım. Çok aksatan binde bir bana denk geldi. Yani şunu demek istiyorum, zaten sorun da burada. Biz çok ilaç odaklıyız. Yani dünyadaki güçlü sektör, oralara girmeyelim. Biri silah, biri de ilaç sektörü. Şimdi dolayısıyla bizim insanımız zaten ilaç yazmadığınızda doktorları bile artık hani o kadar şey, nasıl mutluluk da fixlenmişlerse, ilacı o kadar çok fixlenmişler ki hekime gittiği zaman belki çok hani basit yöntemler çözülecek şeylerde bir antibiyotik yazmayacak mısın? Bir ağrı kesici yazmayacak. O kadar artık nasıl şartlandırılmışlarsa illa bir ilaç beklentisi var. O yüzden ben bunu varsayarak, bu genelleme oldu. İstisnalar muhakkak vardır. Ama biz ilacı seven, ilaç kullanmayı seven bir toplum olduğumuz için zaten antidepresan kullanımı çok yüksek olmasa bunu gösterdiğine göre ben hani orada ilaç kullanıldığına inanıyorum. Niye manevi terapi dedim? Şuraya geleceğim. Araştırmalar da gösteriyor ki artık tek başına tedavi yöntemleri etkili değil. Eklektik çalışmak gerekiyor. Artık bugün psikoterapinin önemi araştırmalarla da ispatlanmış durumda. Dolayısıyla biz her zaman danışanlarımıza veya psikiyatristleriyle hastalarına neyi tavsiye etmeleri gerekiyor? Tek başına ilaç, tek başına psikoterapi değil ama zaman zaman hani bir buluşturmak da gerekiyor. Ben o yüzden dedim hani 20 yıldır ilaç kullanıyorsa bununla beraber acaba psikoterapi de aldı mı? Aldı mesela çok fazla ekoller var Şahadetciğim, evet. Biliyorsun. Yani birçok psikoterapi ekolleri var. Size varoluşçuluk yöntemleri, logoterapi iyi gelir de size işte cognitive behavior, yani işte bilişsel davranış. Evet, bilişsel terapiler iyi gelir de bana psikanaliz iyi gelir. Yani birçok da ekoller var ve kişinin gerçekten fıtratına ve sorunlarına uygun ekoller var. Biraz da aramak gerekiyor. Danışanlara bunu da söylemek gerekiyor. Hani biraz depresif danışanlar, o hayat enerjisi düşük olduğu için aramak da zor geldiğinin farkındayım ama en azından bunu danışan yapamıyorsa, hasta yapamıyorsa çevresine de bunu söyleyelim. Şu olabilir, siz bir psikoterapiste gidebilirsiniz. İlaç için de aynı şey geçerli. 20 yıl çok uzun bir süre olduğu için bunu vurguluyorum. Ya Allah aşkına, bir değişim denilen de bir kavram var. Yani demek ki bu size iyi gelmemiş de olamaz mı? Mesela psikoterapide danışana şey, enerjisi, ilişki çok önemli. Size iyi gelmeyebilir. Zaten o kişinin de onu uyarması gerekiyor. Hani ben zaten bir terapinin bir süresi var. Çok uzun sürdüğünde psikoterapide bile ben size faydalı olamıyorum. Artık bu bağımlılık ilişkisine dönüşecek deyip sonlandıran ekoller de var. Dolayısıyla bence ilaç tedavisiyle beraber bir psikoterapi belli bir ekolden araştırarak da devam etmeli gerekiyor. Bence manevi terapiyi de göz ardı etmemeli. Tekrar söyleyeceğim, yani ben çok önemsiyorum. Çünkü biliyorsunuz ben din psikolojisi alanında doktora da yapıyorum. Akademik çalışmamı da bu yöne yönlendirmemin de sebebi gerçekten günümüz insanının ruhu ve gönlü aç. Koruyucu hekimlikte de bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sürekli bedenimizi, egomuzu şişiriyoruz, bedenimizi dolduruyoruz ama ruhumuz ve gönlümüz aç, bunu ihmal ettik. Bundan kaynaklanan huzursuzluklarımız ve hastalıklarımız da var. Ölümle baş edemiyoruz. Bakın bugün Covid çıktı, korona çıktı. Ölümle baş edemiyoruz, ölüm kaygılarımız var. Birçok aslında dindarım, müminim diyen insan
ahiret inancı çok önemli. Ahirete gerçekten inanan insanların ne kadar kaygısı olmalıdır? Bunlar ayrı bir program konusudur. Neye ne kadar inanıyoruz? Samimi olarak inanıyor muyuz? Peki şunu da konuşmamız gerekiyor. Tamam hocam, iyi güzel söylüyorsun. Ben ruhumu, kalbimi neyle doyuracağım? Kur'an-ı Kerim'de o kadar çok ki ayetler bu konuda, hadisler var ki sizin kalbiniz ancak Allah'ı zikrederek tatmin olur. Ya Allah'ı da zikredebilmek için önce tabii ki insan kimi ilişkide olması gerekiyor. İlişkide olmanız için bir sevmeniz gerekmez mi? Merak duymanız gerekiyor. Ya bu Allah da kim? Bir sormak gerekiyor. Kim bu Allah? Ya ben Allah'ı neden seveceğim ki? Diyebiliriz bunu. Diyebilir insanlar. 99 tane bildiğimiz ve daha fazla sıfatları var. Yani biraz araştırmamız, biraz kendimizi de sorgulamamız gerekiyor. Yunus Emre'nin dediği gibi kendimi bilmem için kendini bilen Rabbini bilir. Rabbini bilir. O kadar karşılıklı, yani uyum halindeler ki ben kendimi arayacağım. Tefekkür edeceğim, sorgulayacağım, kendimi bulacağım. Kendimi bulduğum zaman zaten Rabbimi de bulacağım. Ondan sonra benim gönlümü ve huzurumu zaten bir dinginlik gelecek. İnsan sınırları var olan bir varlık. Bazı şeyleri de aşkın varla, yani Rabbi de bırakmak gerekiyor. Ya bir denedik mi hasbihal etmeyi? Bir gözümüzü kapatıp şöyle dünyadan uzaklaşıp bir gönlümüze dönüp şöyle bir Allah dedik mi yani? Dedik de bir ruhumuza böyle bir rahatlama, bir ferahlık gelmedi mi? Bir baktık mı? Bunlara da bakmak gerekiyor. Ben yine aynı şeyi söyleyeceğim. Modern psikolojinin çok fazla dayatmaları da var. Asla yanlış diyemiyorum. Lütfen hani demiyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Başımızla beraber çok faydalı şeyler de öğrendik, öğreniyoruz da. Göz ardı edilen, ihmal edilen, arka tarafta bırakılan, hatta reddedilen bir ruh, bir gönül meselesi var. Bizim gönlümüzü, ruhumuzu da doyurmamız, tatmin etmemiz gerekiyor. Ki burada az önce söylediğim Amerika'daki araştırmalar hastalıkların dindar insanların ya da dua eden kişilerde hastalıkların daha çabuk belirtilerini kaybolduğuna dair, bağışıklık sistemin güçlendiğine dair çok fazla bilimsel araştırma var. Biz söylemiyoruz, bilim adamları söylüyor. Danışanımız bunları, pardon seyircimiz bunları bence bir göz önünde bulundursun derim. Seyircimizden de ilaç kullanımına dair tekrar bir geri bildirim gelmiş. Tam da bahsettiğiniz noktaları aslında seyircimizin cevabında da görüyoruz. 20 yılın içinde farklı periyotlarda ilaç kullanımım olsa da bundan fayda göremediğini söylemiş. Sizin de değindiğiniz nokta çok uzun süre, evet. 20 yıl boyunca fayda göremediği bazı denemeleri olmuş. O zaman acaba değişim için farklı bir şeye mi bakması, evet, gerekiyor? Manevi psikoloji dediniz. Manevi terapi. Manevi terapi ekolünden acaba fayda görebilir mi? Biraz daha değişim için açık olmamız, yeni şeyleri araştırmamız gerekiyor. Zaten yaşadığımız bütün problemlerin temelinde, evet, uzun süreli ve kısır döngü haline almış problemlerin içinde fark etmemiz gereken en büyük nokta bizim de değişime açık olmamız gerektiği, evet, ve bu değişim için bir adım atmamız gerektiği. Huzurdan bu kadar bahsediyoruz, mutluluktan bu kadar bahsediyoruz. Bir de her şey zıttıyla var olur deriz ya. İşin içine acı da giriyor ve acının ne kadar kutsal olduğu da giriyor. Bununla ilgili çok fazla yazılmış eserler, şarkılar, acının çok fazla kutsallaştırılması ve acıyla güçlendiğimize dair de bir anlayışımız var. Acı gerçekten hayatımızda önemli bir rol oynuyor mu? Ya da yaşadığımız acıları ne şekilde anlamlandırmamız gerekir? Çok sevdiğim bir salyangoz örneği var. Bunu belki bir kere söylemiş olabilirim ama ben tekrar anlatmayı severim. Bir tane tekrarda, evet, belki de rahmet vardır. Bir tane psikologdan dinlemiştik. Belki sosyal medyada birçok ya da YouTube'dan birçok kişi dinlemiştir aynı şeyi. Şöyle anlatır. Salyangozların dış kabuklarını kırma hikayesidir aslında bu, baktığımız zaman. Salyangozlar ilk çıktıkları zaman belli bir vücutları vardır ve dışarında kabukları vardır. Şimdi bunlar büyümeye başladıkları zaman kabukları tabii ki de kabuk olduğu için büyümez. Ne yaparlar? Bir kuytu köşe bir yere ya da herhangi bir yere geçerler. Beden büyüdükçe çatır 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 kırarlar kabuğu. Sonra tekrar kabuk oluştururlar. Vücut tekrar büyümeye başladığı zaman, organları, içteki her şey büyümeye başladıkları zaman tekrar bir yere geçerler. Yani teker 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 böyle bütün vücudu tekrar kırarlar. Tekrar kabuk oluştururlar. Neden böyle bir şey söylüyorum? Çünkü hayatımızda yaşadığımız stres, üzüntü, yaşadığımız olaylar bizi, ya da acılar bizi muhakkak değiştiriyor. Ve sana şunu söylüyor. Bu yeni olay için, yeni yaşadığın acı için tekrar yeni bir kabuk oluşturabilirsin. Kendini tekrar yeniden aslında kişiliğini, karakterini, birçok şeyini oluşturabilirsin. Danışanlarımızdan da bunları görüyoruz zaten. Mesela muhakkak Elif hocam da görmüştür bunları, fark etmiştir. Kişi öyle bir acının içerisinde ki
bundan kurtulmak istiyor. Yani niye bunu yaşıyorum? Örnek veriyorum. Niye işte kayınvalidemle bu sıkıntıyı yaşıyorum? Niye işte eşimle çocuklarımla bu sıkıntıyı yaşıyorum? Böyle bunları yaşıyorum, şunları yaşıyorum diyor. Daha sonra seansın sonunda şunu diyorlar. İyi ki yaşamışım. İyi ki yaşamışım, kendimi görüyorum. Şimdi diyoruz evet, biz aslında hepimiz böyle bir evet varlığız, karakterimiz, kişiliğimiz var ve karşı tarafta ona göre kendini bir süpere geçer ya da ona göre yaklaşır bize. Biz de ona göre. Eğer gerçekten narsistik bir kişi ise, gerçekten zorbalığa maruz kalıyorsak bu sizinle alakalı bir şey söylüyor. Gerçekten buna devam mı edeceksiniz? Yoksa bu kişi baskı altında kalmaya mı devam edeceksiniz? Yoksa bu kişi size bir şeyler mi öğretiyor aslında? Hayat mı size bir şeyler öğretiyor? Acıdan kastımız o. Aslında size bir şeyler öğretiyor. Yani evet diyor, değiş diyor. Kabuğunu değiştir. Kabuğunu değiştirme vakti. Biz bundan, değişimden çok korkuyoruz aslında. Yani nasıl yani ya? Böyle bir olay yaşıyorum. Ne yapacağım ben şimdi? Ya da bu eşimden sıkıntı yaşıyorum. Ya da çocuğumdan sıkıntı yaşıyorum. Ne yapacağım şimdi? Değiştir diyor. Hayata baktığın bu dar görüşünü değiştir. Birazcık daha farklı bak olaylara. Bu acıyı daha farklı işle. Çünkü acı zaten acı olarak kalacak. Acıya bakmanın, acıyı değiştirmenin en büyük şeyi ona farklı bir bakış açısı kazandırmaktır. Şimdi bir tane hikaye var. Onu da küçük bir şekilde anekdot olarak paylaşmak istiyorum. Bir tane oğlu, dede torununa şöyle bir şey söylüyor. Ya da bir alim öğrencisine ne diye alabilirsiniz. Şimdi diyor bana diyor böyle çok fazla tuz getir diyor. O tuzun diyor yarıya, ikisini yarıya böl diyor. Tamam diyor. Bir tanesine bardak alıyor ve o tuzu boşaltıyor. Karıştırıyor. İç bunu diyor. İçiyor. Acı diyor. Hiç güzel değil tadı diyor. Tamam diyor. Bu tuzu al, hadi gel şimdi sana göle gidiyoruz diyor. Hadi göle at bunu. Şimdi gölden bir su al bakalım, bir iç bakalım. Ferah diyor. Bu nedir biliyor musun aslında hayatta? Yaşadığın acılardır diyor. Acı değişmez. Acıyı bir kaba koyarsın, çok ağır gelir sana. Ama acıyı daha geniş bir yere koyarsın. Orada odaklandırmazsın, o kadar sınırlandırmazsın. Daha geniş bir göle koyarsın. Bir bakarsın, o aslında senin için bir acı gibi değil. Daha bir ferahlatıcı bir şey gibi geliyor. İşte hayatta yaşadığımız olaylar da böyle. Eğer siz bunu aman Allah'ım çocuğum böyle yapıyor, çocuğum şöyle yaramaz, onu sıkarsanız iyice. Aman şunu yapman lazım, aman bunu yapman lazım, niye ders çalışmıyorsun? O size çok zor gelmeye başlar. Ama biz birazcık daha bunu yayarsak, hayatın bir getirisi, belli düzenlemeleri yapmamız gerekiyor. Hayatın tadını da almamız gerekiyor. Birazcık daha oraya odak noktamızı o kadar kısıtlamaktan ziyade daha genişe yayarsak, işte o zaman aynı acı, acının miktarında bir şey yok. Ama bizi etkileme oranı daha düşük. Neden? Çünkü biz artık bir bardak değiliz. Bir göl olursunuz. O acı size o kadar etki etmeyebilir. Bunu kişiler dediğim gibi kendini fark ederek, farkında vararak daha net fark ederler, daha net anlarlar, daha net idrak ederler. Çünkü biz burada sadece genel bilgi veriyoruz. Siz bu genel bilgiyi oturup kullanabilirsiniz hayatınıza. Gerçekten o acıyı neye koydunuz? Bir bardağa mı koydunuz yoksa küçücük bir çay bardağında mı? Yoksa bir göle mi attınız? O tercihi kişiler kendileri yapacaklar. Çok güzel bir hikaye oldu. Çok da ferahlatıcı bir hikaye oldu. Elif Hanım, siz neler eklersiniz acıya dair? Şimdi düşünüyorum. Acı olmasaydı eğer, her şey tatlı olsaydı tatlıyı anlayabilir miydik? Kıymetini bilebilir miydik? Aksi olduğunda diğerinin kıymetini anlayabiliyoruz. Demiştim ya, acı bana göre kutsaldır ve insanı kutsallaştırır. Bu konuda düşünmeler yaptığımda şunu görüyorum. Büyük düşünürlerden tutun da dünya yönetenler bile çok aslında acı çekmiş. Çok hem maddi hem manevi sıkıntıları olmuş kişiler. Dünya yöneten kişilere bile bakın. Geçmişte de bu böyleydi. En önemlisi peygamberlerin hayatına bakıyorum. Bütün peygamberlerin bir acı ile imtihan olduğunu görüyorum. Acaba diyorum ki bu kadar acı çektikleri için mi peygamberlik verildi? Sabrettikleri için, baş edebildikleri için mi? Nasıl büyük acılar bunlar? Yani şimdi kendi acılarımızı düşündüğümüzde, kıyasladığımızda bir olamaz. Bir peygamber efendimizi düşünüyorum. Anne yok, baba yok, yetimsiniz. Yani işte bir süre dede bakıyor, tam ona alışıyorsunuz. Vefat ediyor, amca bakıyor. Hani şimdi ama risalet kendisine verildi. Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım. O büyük acıların neticesinde gelene de bakmak lazım. Bir de şöyle bir şey var. Günümüzde en çok konuştuğumuz şey şu an ne? Narsistik kişilik bozukluğu ve narsizm. İnşallah benim de doktora tez çalışmam onun üzerine olacak. Neden narsizmi seçtik?
Çünkü çok fazla narsist var deniyor. Nedir narsist? İşte kendini sevmek, beraberinde bencillik. Şu anda Z kuşağı ile ilgili en çok söylenen şey değil mi? Narsist oldukları ile ilgili. Hemen o zaman bu bir sonuç, bu bir çıktı. Sebebine bakalım. Neyi görüyoruz? Çok fazla rahat, içinde yetiştirilmiş, her istediği yapılmış, her istediği evetlemiş. Hep annelerin, ay benim çocuğum mutlu mu, benim çocuğum huzurlu mu diye sürekli o kaygılarla yetiştirilmiş çocuklar bugün kendini çok seven, kendini çok önemseyen, kendi dışında diğerlerinin haklarına pek de riayet etmeyen, şimdi Z kuşağı da bana kızacak, onlar için de söylemiyorum. Günümüz insanını konuşuyorum. Sadece Z kuşağı bağlamında değil, yanlış anlaşılmasın. Çünkü ben böyle kuşaklar yapıldığında dışlıyormuşum gibi geliyor. Onlar da bizim evlatlarımız ve çok kıymetli evlatlarımız. Ama biz büyükler olarak nerede yanlış yaptık, orayı konuşuyoruz aslında. Dolayısıyla acı olmadan, hani orada biraz sıkıntı olsaydı belki, biraz onlara sınırları koysaydık, biraz acı yaşasaydılar, işte her istediğinde televizyonu açmasaydım, ağlayacak evet, onun için çok doğal bir şey, ağlayacak, kaç dakika ağlayacak. Bu sürekliliği olan bir şey değil ki, ağlamasını bir noktada bitirecek. Tablet vermediğimde bir sürü huysuzluk yapacak, bana küsecek, kızacak. Belki almadığımda, ama tabii böyle direkt katı kurallar koyarak değil, ama çocuğa bunların gerekçelerini anlatarak, birlikte kararlar alarak, onun iyiliği için yaptığımızı altını çiziyorum. Söyleyerek, çocukla iletişim haline kalarak sınır koymaktan bahsediyorum. Yoksa hani böyle katı kurallar şeklinde değil. Çocuklarımıza belki bugün gençlerimizden hep mesela çoğu anne baba bugün ebeveyn mesleki olarak da baktığımız zaman şikayetler alıyoruz. Neden? İrdelediğimiz zaman hep orada bir şey var, rahatlık, mutluluk, o odaklı yetiştirilmiş. Demek ki burada biraz acı, sıkıntı olması gerektiğini anlıyoruz. Kaldı ki hani bilirsiniz, streste bile olumlu stres diye bir kavram vardır. Kişi hiç stres duymazsa, hiç kaygılanmazsa hayatta da başarılı olamıyor. Biz buna ne diyoruz? Tembel. Vurdum duymaz kör ayvaz, dünya yansa hasır yanmaz gibi atasözleri de geliştirilmiş. Aylak gevur evini yıkar, daha da ileriye gidersek. Yani hani hayatın bir dengesi var. Tamamen çok fazla acılı bir hayatta travmalara neden oluyor elbette ki, ama her şey de mutluluk üzerine kurulu değil. Bu noktadan bakarsak acının da hikmetini anlıyoruz. Acı olmasaydı tatlının kıymetini bilemezdik. Bu kadar bahsettiklerimiz arasında maneviyatın ne kadar önemli olduğuna yer yer değindik. Evet. Ve huzur arayışında bir şeylerin eksik olduğunu düşünüyorsak şimdiye kadar yapmadığımız neyi deneyebiliriz? Buna dikkat etmemiz gerekiyor dediniz. Bahsettiklerinizin arasından evet, çıkarttığım notlar arasında bunlar var. Tam da bununla ilgili bir sorumuz var. İkinci görseli alabilirsek ben de sorumuzu okumaya başlayayım. Şöyle soru. Üniversite yıllarında bir arayış içine girmiş ve kendimi hep bir boşluk içinde hissetmiştim. Bu süreçte ibadet etmeye başladım. Bu durum beni çok mutlu ve huzurlu kıldı. Ancak iş hayatına başladığımdan dolayı ibadetlerimi aksatıyorum. Yoğun iş temposu içinde de kendimi huzursuz ve mutsuz hissediyorum. Ne yapmalıyım? Elif Hanım, sizle başlayabiliriz. Evet. Şimdi zaten aslında seyircimiz çok farkındalığı olan bir seyircimiz. Çünkü zaten bir şeyler yaşamış, deneyimlemiş ve bu yüzden bunun farkında olduğu için, huzuru yaşadığı için bugün huzursuzluğunun farkında. Önce onu söyleyelim. Şimdi iş yerinde ilgili tabii ben sorunların ne olduğunu bilemiyorum. Ama yine burada irade ve seçimlerimizden bahsedebilirim. Biz seçimleri, seçim özgürlüğü olan ve iradesini kullanabilen varlıklarız. Orada yine ibadetlerini aksatmak ona zannediyorum biraz huzursuzluk veriyor. Suçluluk duygusu hissettim alttan alta da. Hani ben bir dönemler bunları yapıyordum. Huzuru da hissettim ama şimdi yapamıyorum. Beraberinde bir huzursuzluk var ama şey de var sanki, hani suçluluk duygusu olabilir mi orada? Bir de hani böyle bir ağzında bal çalmış, onun bir tadını almış. Ondan sonra ondan mahrum kalınca işte o tadı aldığı için tatsızlığın da farkında. Ne yapabilir? Vallahi çok pratik bir çözüm olarak biz de çalışıyoruz. Yoğun bir iş hayatımız var. Belki zaman zaman çok yoğunsa, hiç ayıracak bir zamanı yoksa, çünkü biz hanımların topuklularla abdest alması vesairesi de uzun sürüyor. Biraz kısabilir, çok kısa sürelerle kılabilir. Zaten hani normalde bizim namaz sürelerimiz 10 dakikayı geçmiyor. Yani bir öğle namazına bakıyorum, 10 rekat toplamında. 10 dakika, o maksimum 15 dakika. Bunu da daha azaltabilir. Şimdi ben hani burada bir ilahiyatçı değilim. Haddimi aşmak istemem. Yanlış anlaşılmalara da vesile olmak istemem ama pratikte önereceğim bir şey bu. Çok çok yoğunsa bazen oluyor. Çünkü gün geliyor cem etmek de var. Hani namazları birleştirebiliyoruz. Çünkü bakıyorsunuz ikindi kesin gidecek. Atıyorum bir televizyon programındasınız. Uzun sürdü ve büyük bir ihtimal namazınız geçecek. Her şeye çözüm yolu var bizim dinimizde. Cem edebiliyorsunuz. Kaza da edebiliyorsunuz ama cem etmek de var. Dolayısıyla hani belki o anda sünnetlerini o gün için, ama her zaman bir alışkanlık, lütfen yanlış anlaşılmasın, seyircilerimizin yanlış anlaşılmasını istemem ama bir pratik çözüm olarak söylüyorum. En azından farzını yerine getirebilir. 4 rekattır öğle namazının farzı. Maksimum 4 dakikasını alacaktır. Herhalde iş yerinde
4 dakikalık bir zamanda ayırabilir diye düşünüyorum. Aslında 4 dakikalık bir zamanı ayırmışken 10 dakikalık da bir zamanı evet. ayırabilir umuduyla biz bu konuyu bağlayalım. Çünkü dediğiniz gibi bir noktada başlamadığımız sürece hiçbir zaman o başlangıca ve onun devamındaki tada da erişmiş olmuyoruz. Şehadet Hanım, burada siz neler eklersiniz? Daha önce geliştirdiği bir alışkanlık ve devam ettiremediği bir alışkanlık dolayısıyla huzursuzluktan bahsediliyor. Evet, böyle biraz da pişmanlık da var sanki. Yapamadığı bir şey için pişmanlık da var. Şimdi şöyle bir şey var. Bizim zihnimizde bizim kendi kontrol mekanizmamız var. Bu kontrol mekanizması bize hayatla alakalı ön beyin dediğimiz kısımda, beynimizin ön kısmında birçok şeyi verir. Yani der ki kontrol mekanizması, kardeşim bak şunu şu zamanda yapacaksın, bunu bu zamanda yapacaksın. Önceliğin bu olması lazım, sonra bu olması lazım. Hayatını bir düzene sokman gerekiyor. İş temposu ne kadar yoğun olursa olsun. İlk sorum şu olacaktır. Yani gerçekten iş temponuz, yani iş tempo çok yorucu olduğu için mi mutsuzsunuz? Namaz kılamadığı için mi? Şimdi ikisini ayırt etmek gerekiyor. İş temposu eğer gerçekten çok yoğunsa ve kaldırabileceği bir durumda ise ben eğer ki müsait bir zamanda ve ayarlayabileceği bir işi de varsa iş değiştirmesini tavsiye ederim. Kolay bir yöntem. Ama iş temposunun yoğunluğundan dolayı namaz kılamıyorsa bu bana biraz daha mazeret gibi geliyor. Neden mazeret? Eğer o kişi, örnek veriyorum, bir yemek için vakit harcayabiliyorsa, bir başka bir ihtiyacı için vakit harcayabiliyorsa bunun için de vakit harcayabilir. Biz bazen şunu derler, ya neden işte o kadar hayat yoğunken niye namaza da vakit harcayalım diyenler oluyor. Özellikle laboratuvarda çalışanlar için, yoğun bir iş temposu olanlar için. Şimdi nasıl bizim bir yemek yeme bir ihtiyacımızsa, bazı insanlar için bir sigara bir ihtiyaç oluyor. Bu bir ihtiyaçsa, bu da bizim ihtiyaç listemizi almamız gereken bir durum. Bir ihtiyaç. Eğer ki kişi bununla ben mutlu oluyorum. Yani mesela örnek veriyorum, diyor ki ben 5 dakika kitap okuduğum zaman mutlu ve huzurlu hissediyorum. İş yerinde böyle bir şey dese, arkadaşlar ben günde 5 dakika mola vereceğim ve 5 dakika beni huzurlu hissettiriyor dese, kim buna karşı çıkabilir? Çünkü onun huzurlu hissetmesi ve zihninin daha regüle bir şekilde çalışmasını sağlayan bir şey. Kişi dediğim gibi, hani dedim ya, beynimizde mekanizmamız var. Otokontrol mekanizmasımız, kontrol mekanizması. Karar verecek. Hangisi önceliği? Yani eğer ki kişi namazı önceliğe koyarsa, anneannemin bir lafı vardı, çok severim. Kızım derdi, namaz insanı yolda kovmaz derdi. Hı, bilmiyorum, evet. Belki çok duymuşsunuzdur. Yani aman erteleme, öteleme. Ama sen onu hayatına bir şekilde birleştirdiğin zaman işlerini aksatmazsın, merak etme der. Eğer kişi inancında şunu yerleştirirse, çok yoğun, namaz kılamıyorum ama işim aksayacak derse, zaten işi otomatikman aksar. Yapsa da yapmasa da aksar. Ama şunu eklerse, bir dakika ya, ben hayatımın merkezine ibadetimi koymak istiyorum ilk önce. Bunu yapayım, ilk önce bir manevi bir rahatlık sağlayayım. Daha sonrasında, daha akabinde ise ben işimi devam ettiriyorum derse, yapabilirim, işimi daha hızlı, daha aktif, beynimi daha rahat bir şekilde çalışıyorum derse otomatikman çalışır. Otomatikman onu yapar. Bilmiyorum, eğer babaanne, anneanneleriniz varsa ben bazen gözlem çok yaparım. Namaz kıldıktan sonra böyle dualar ederler, hızlıca seccadeyi kaldırıp harıl harıl iş yaparlar. Yani evet. 10 dakika aslında o belki aslında, namaz. Gerçekten öyle, 10 dakika. 10 dakika ama o öyle bir şey alıyorlar ki o enerji. Çünkü o dedim ya, beynin mindfulness haline geliyor. Bir rahatlıyor, zihin rahatlıyor. 10 dakika da olmaması gerekiyor. Yani o da ayrı bir tartışma konusu. 10 dakika hayatımız diyelim. Evet, hayatta hız önemli. Yaşamda, günümüzde evet. Hayatta olduğumuz evet. süre o. Ama o 10 dakika bile ara vermesi evet. onu hızlandırıyor bakın. Şimdi o yüzden ben izleyicimize şunu söyleyeyim. Evet, pişmanlık duyabilirsiniz, üzüntü duyabilirsiniz bu konuda. Çok da güzel duymanız. Neden güzel? Çünkü bir alışkanlığınız var, alışkanlığınızı devam ettirememişsiniz. Ama burada önceliğe koyun. Önceliğe nereye koymak istersiniz? Ve hayatınızı ona göre düzen etmeye zaten başlayacaksınız. Ona göre ne bileyim, ona göre çıkış ve giriş saatlerinizi ayarlayacaksınız. Hayatınızı ona göre düzenleyeceksiniz. Ama yok, benim onlamaz alakalı bir derdim yok. Sadece iş tempomla alakalı diyorsa, iş temposuyla alakalı bir sıkıntım var diyorsa, burada İnan Hanım, yapacağımız tavsiye muhakkak şey olacak. İşle alakalı bir değişim yoluna ya da bölüm değiştirme yoluna doğru gitmesidir diye diyebileceğim. İnan Hanım, ben bir şey de katmak istiyorum bu konuda izninizle. Bu seyircimize şöyle bir şey tavsiye etmek lazım. Namazın anlam ve önemi üzerine tekrar bir tefekkür yapıp bir araştırma yaparsa, düşünce de oluşursa o kararlılık, muhakkak arkası gelecektir. Hemen aklıma bir ayet geldi.
Şehadet Hanım hocam bahsederken Münafıkun suresinde 9. ayette diyor ki Allah-u Teala, ey iman edenler, eğer mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı alıkoymaktan alıkoyuyorsa hüsrana uğrayanlardanırsınız. Yani bu tam mealini bu şekilde. Yani mallarınız ve evlatlarınız. İş bununla ilgili değil mi aslında? Yani hani malla evlatla ilgili. Dünyevi bir şey yani. İşte siz dedim ya baştan, hayatta bir duruşunuz varsa, bir hayat felsefeniz, referanslarınız, bir değerleriniz varsa o değerlere göre yaşayacaksınız. Yaşamınızı ona göre oluşturacaksınız. Zaten hayat başlı başına değerleriniz için, yaşamak için, o dik duruş için bir amaç, hayatın amacı aslında bu. Bu anlamda ben seyircimize namazın anlam ve önemini kavradığı zaman bir kararlılık geleceğine inanıyorum. Ve o zaman daha farklı bir bakış açısı gelecek, geliştirecek. Namazdan bu kadar bahsetmişken tam da bu noktada bir izleyici sorumuz var ama çok da kısıtlı bir zamanımız kaldı. Sadece bir dakikada cevabını isteyeceğim sizden. Pek çok bahsettiğiniz başlık da bence cevabını verdi. 3 yıllık evli ve 2,5 yaşında kızı olan izleyicimiz Ankara'dan Emrah Bey. Evde huzur olmadığı için namazlardan da soğuduğunu söylüyor. Bu konuda ne yapmamız lazım? Yine aslında burada üniversite yıllarında namaz kılan birisi iş hayatındaki mutsuzluğu dolayısıyla ibadetlerinden geri kaldığını söylüyordu. Bu izleyicimiz de evdeki huzursuzluktan dolayı ibadetlerinden geri kaldığını söylüyor. Pek çok başlıkta değindiniz. Sadece bir dakikalık bir cevap isteyeceğim sizden. Evdeki huzursuzluğu önce hemen giderelim. Madem bu sebep, evdeki huzursuzluğun giderileceğine inanıyorum. Tekrar söylüyorum, ya bu deveye gideceksin ya bu diyardan gideceksin. Değişim, değişim, değişime kararlılık, arkasından bu gelecektir. Depresyon, tabii yorgunluk bazen ibadetleri aksatmaya sebep olabiliyor. Bu da çok normal. Allah-u Teala'nın merhametine burada sığınmak gerekiyor. Namaz gibi dua da edebilir. Allah'ım, dua çok önemli. Allah'la hasbihal ederek, Rabbim bana namaz kılmayı sevdir. Beni seni sevmenin yollarını göster. Bu da bir duadır. Bu da bir zikrullah'tır. Ben amaca ulaşacağına inanıyorum. Bu nokta faydası olacağına inanıyorum bu duaların. Bu konunun çok derin ve detaylı konuşulması gereken bir konu olduğuna inanıyorum. Bu inançla beraber de yarınki yayınımızda biz ibadetlerin ruh sağlığına etkisini ele alacağız. Bu bağlamda da çok detaylı incelenebilecek bir konu olacak. Evet. Yavaş yavaş son dakikalarımıza gelmişken ben ölüm kaygısını da son olarak sormak istiyorum. Çünkü pandemiyle beraber hayatımıza girdi ve maalesef çok da çıkmış değil. Şehadet Hanım, ölüm kaygısına dair neler söylersiniz? Şimdi ölüm kaygısıyla alakalı bunun altyapısına biraz panik atağa biraz bakmak gerekiyor. Panik atak da bunu tetikleyen durumlardan bir tanesi. Bir de kişinin çok fazla çevresinde ölen bir insanı görüp görmemesiyle alakalı ama COVID hayatın şunu gösterdi. Sen kaç yaşından olursan ol, her şekilde hayat çok hızlı bir şekilde hayatımızdan gidebilir. Hayat elinden kayabilir. Hayatın çok da aslında bizim için hem değerli olduğu hem de değerinin yanında çok küçük bir şeyin de hayatımızı mahvedebileceğini gösterdi. Biraz farkındalığımızı arttı. Ölüm korkusunun artmasının en büyük sebebi insanların şu çıktı ortaya. Yalnız ve çaresiz bir şekilde ölmek istememesi. En büyük etkilerinden bir tanesi bu çıktı. Koronanın bize verdiği. Eğer ben de bunlardan bir tanesiyim. Sevdiklerini hastanede kaybedenlerden biriyim. Eğer öyle varsa o yani hem hasta yakını için hem de hasta için çok zor bir süreç oluyor. O işte insana birazcık daha etkileyen. Yalnız ölmek korkusu daha fazla etkiliyor. Bu arttı maalesef. Bunun artmasının dediğim gibi en büyük sebebi de artık ölümle çok daha yakın bir ilişki içerisinde olmamızdır diyorum. Son dakikaları da Elif hocama vermek istiyorum. Teşekkür ederim. Şimdi COVID mesela ölümle farkındalığımızı arttırdı ölüme karşı. Sosyal medya, televizyon o hayatın hengamesi içerisinde öleceğimizi bilmemize rağmen unutan varlıklarız biz. Sanki bize hiç gelmeyecek, hiç değmeyecek, sanki bize eski teğet geçecekmiş gibi. Zaten ben diyorum yani o estetik kaygılar, çok genç kalma vesaire hep aslında nedir? İşte saçımız beyazladığında aslında yıllar geçiyor, yaşın ilerliyor, bir yerlere yaklaşıyorsun, bir sona yaklaşıyorsun mesajıdır. İşte saçımızı sürekli boyuyoruz, kırışıklıklarımızı yok ediyoruz. Aslında ne yapıyoruz? Biz sonu inkar ediyoruz. Sanki bir son yok, biz hep genç kalacağız, hep güzel kalacağız, hiç ölmeyeceğiz, hiç yaşlanmayacağız. Altta bu var aslında değil mi? Ama ölüm bir gerçek. Bu gerçekle yüzleşmek gerekiyor. Bunun danoleri de kesinlikle dinde, maneviyatta, maneviyat psikolojisinde tefekkürden geçiyor. Öleceğimizi hatırlamamız gerekiyor. Bir takım hayatsal olaylar önümüze pat diye çıkarttığında ne olduğunu anlayamıyoruz. Şeye benziyor, çok şımartılarak büyümüş bir çocuk. Hiç uyarılmamış, hiç sınırlar konulmamış. Birden sınırlar konulduğunda
niye uğradığını anlayamıyor ve bir uyum sorunu da yaşıyor ve reaksiyonlar veriyor. Aynı şekilde her canlı ölümü tadacaktır diye bir dönem herhalde şeyde yazıyormuş Mecidiyeköy'de, sonra kaldırılmış, rahatsız olunmuş. Oğuz Atay'ın kitabında diyor ki, Oğuz Atay, bir zamanlar eski kültürde mezarlıklar şehir merkezindeydi. Şimdi şehrin dışına alınmaya başlandı. Çünkü kültürümüz hep bir maske var, hep yok sayma, gerçekleri örtbas etmek, hep bir oyalanma süreci var. İşte maalesef ki korona ile beraber aslında biz ölümle, yani bir gerçekle olması gereken o gerçekle yüzleştik. Ama bu hazırlıksız yakalandığımız için bizi sarsı psikolojik olarak. Ama bununla yüzleşebiliriz. Bu mekanizma bizde zaten ruhsal olarak da var. Sadece biraz tefekkür etmek, sorgulamak, biraz da merak edip araştırmak gerekiyor ölümle ilgili kaygıların üzerine. Ve tabii ki çok çıkmaz sokaklarda ne yapacağız? Manevi terapistlerimiz var, manevi terapiler var. Her derdin bir çaresi var. O uzmanlarımıza da başvurabiliriz. Seyircilerimize tavsiye edebileceğim bu olur. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Bugün mutsuzluk ve huzursuzluk bizi bu kadar çerçeve içine almışken, biz bu çerçeveden nasıl dışarı bakabiliriz? Nasıl yeni bir bakış açısı kazanabiliriz? Bunu dinlemeye çalıştık sizden ve çok güzel başlıklara değindiniz. Mutmain olmaktan bahsettiniz, anda kalmaktan bahsettiniz. Sahip olduklarımıza şükretmekten ve bunlarla mutlu olabileceğimizden bahsettiniz. Her biri çok değerli başlıklardı. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. Kendini bilmekte bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Umarız izleyen herkes için faydalı olmuştur. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın.